Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler iki dersi birinci ünite özeti. Duygu ve davranış bozukluğu olan bireyler. Duygu ve davranış bozukluğunun tanımı. Ülkemizde özel eğitim hizmetleri yönetmeliğine göre duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar, yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davranışlar göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan çocuk, olarak tanımlanmaktadır. Duygu ve davranış bozuklukları, ABD'de 2004 yılında kabul edilen yetersizliği olan bireyler eğitim yasasına IDEA Individuals with Disabilities Act göre şu şekilde tanımlanmaktadır. Bozukluk aşağıdaki özelliklerden bir ya da birkaçının uzun süre boyunca görülmesini ve çocuğun eğitim performansını belirli bir dereceye kadar olumsuz etkilemesini ifade eder. Zihinsel, duygusal ve sağlıkla ilgili nedenlerle açıklanamayan öğrenme yetersizliği, öğretmenleri ve akranları ile uygun ilişkiler kuramama ve sürdürememe Normal şartlar altındaki uygun olmayan davranış ve duygular genel bir mutsuzluk ve depresyon hali. Okul ve kişisel sorunlarla ilgili fiziksel belirtiler ya da korkular geliştirme eğilimi. Bozukluk, şizofreniyi içermektedir. Duygusal bir bozukluk tespit edilmediği sürece, bu terim sosyal açıdan uyumsuz olan çocuklar için geçerli değildir. IDEA tarafından duygu ve davranış bozukluğuna ilişkin tanımdaki, uzun süre boyunca, belirli bir dereceye kadar ve eğitim performansının olumsuz yönde etkilenmesi, ifadeleri eleştirilmektedir. ABD'de davranış bozukluğu olan çocuklar kurulu tarafından duygu ve davranış bozukluğuna ilişkin farklı bir tanım daha yapılmaktadır. Duygu ve davranış bozukluğu, okul programlarındaki duygusal ya da davranışsal tepkilerle karakterize edilen yaşa uygun, kültürel ya da etik normlardan oldukça farklı olan ve eğitim performansını olumsuz etkileyen, Akademik, sosyal, mesleki ya da kişisel becerileri de içeren, çevredeki stresli olaylara beklenen geçici tepkilerden daha fazlasını veren, en az biri okulla ilgili olmak üzere iki farklı ortamda ortaya çıkan tepkiler ve bu tepkilerin genel eğitim ortamlarındaki doğrudan müdahalelere yanıt vermemesi ya da çocuğun genel eğitim müdahalelerinden yararlanamaması durumunda tanımlanan bir yetersizliktir. Bu yetersizlik başka yetersizliklerin eşlik edebildiği bir durumdur. Bu tanım şizofreniyi, duygu durum bozukluğunu, kaygı bozukluğunu ya da devam eden davranış bozukluğunu ya da uyum bozukluğunu içerir. Bu tanımda duygu ve davranış bozukluklarının öncelikle genel eğitim ortamları dikkate alınarak değerlendirildiği, çocukların yapılan öğretim düzenlemelerinden yararlanamadıkları ve duygusal ya da davranışsal tepkilerin süren olması gerektiği vurgulanmaktadır. Duygu ve davranış bozukluğunun yaygınlığı, tanılanması ve değerlendirilmesi. ABD'de duygu ve davranış bozukluğu tanısı olan çocukların yaygınlık oranının %3 ile %6 arasında değiştiği belirtilirken ülkemizde duygu ve davranış bozukluklarını sayısal olarak belirlenmesine yönelik veri yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nde duygu ve davranış bozukluğu olan çocuk ve gençlerin dörtte 3'ü erkektir. Duygu ve davranış bozukluğunun tanılanmasında bazı nedenlerden dolayı bir görüş birliği yoktur. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir: Alan yazındaki kavramsal farklılıklar, duygu ve davranışların çeşitliliği ve farklılığı, duygu ve davranışların ölçülmesine ilişkin zorluklar. Kültürel farklılıklardan kaynaklanan normlara uygun olan veya olmayan davranışlara ilişkin nesnel değerlendirme güçlüğü, problem davranışlara ilişkin hangi sıklıkta sergilendiğinde normal kabul edilebileceğine ilişkin nesnel bir görüş olmaması. Tanılamaya ilişkin görüş farklılıkları olmasına rağmen hem dünyada hem de ülkemizde duygu ve davranış bozukluğunun tanılanması için farklı değerlendirme araçları kullanılmaktadır. Dünyada duygu ve davranış bozukluğunu tanılama amacıyla kullanılan araçlar arasında, çocuk davranış kontrol listesi, davranış ve duygu ölçü aracı, davranışsal bozukluklar sistematik tarama aracı gibi tarama araçları yer almaktadır. Ülkemizde ise geçerlik ve güvenirlik çalışması olan akran sapması ölçeği, antisosyal davranış eğilimi envanteri, Antisosyal süreçleri tarama aracı ebeveyn ve öğretmen formu, CDC saldırganlık anketi, çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği gibi ölçü araçları kullanılmaktadır. Çocuk davranış kontrol listesi 6 ila 18 yaş aralığındaki okul çağı çocuklarının problem davranışlarını değerlendirmek için kullanılmaktadır. Ailelerden, öğretmenlerden ve çocukların kendilerinden alınan bilgilere göre kontrol listesi doldurulmaktadır. Öğretmenlerden alınan bilgiler çocuklardaki problem davranışların güçlü göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Ek olarak bu listede, sosyal yeterlikleri ve başkaları ile geçinebilme ve mutlu olabilme gibi uyumsal davranışlar da bulunmaktadır. Davranış ve duygu ölçü aracı, çocukların kişiler arası güçlü yönleri, hayal kırıklığına karşı sakin tepkiler vermesi ve benzeri. Aileye katılımı, ailenin yaptığı etkinliklere katılması ve benzeri. Kendi güçlü yanları, mizah duygusunun olması ve benzeri. Okuldaki işlevleri, dikkatine odaklama ve duygusal güçler, diğerlerinin acı duygusunu bilmesi, alanlarındaki işlevde bulunma düzeyini değerlendirmektedir. Davranışsal bozukluklar sistematik tarama aracı, ilkokul dönemindeki duygu ve davranış bozukluğu olan çocukları belirlemek için üç aşamalı bir tarama sürecini kapsamaktadır. Tarama sürecinin sonunda, duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların sayısının azaltılması hedeflenmektedir. Bu tarama aracında birinci aşamada sınıf öğretmenleri çocukları içe yönelim davranışları ve dışa yönelim davranışlarına göre sıralamaktadır. Birinci aşamadaki sıralamaya göre her bir öğretmenin ilk üç sıradaki öğrencisi, ikinci aşamadaki kritik olay indeksine geçmektedir. Kritik olaylar, düşük sıklıkta ortaya çıksalarda göze çarpan ve endişe verici davranışları içermektedir. Bu davranışların herhangi bir şekilde ortaya çıkması, okuldaki sosyal davranışsal uyum süreçlerinin büyük ölçüde aksatılmasına yol açmaktadır. Kritik olay indeksinde normal ölçütleri aşan çocuklar üçüncü aşamaya geçmektedirler. Bu aşamada, çocuklar sınıfta bağımsız olarak ödev yaptıkları sürelerde ve oyun alanında, doğrudan ve tekrarlanan gözlemlerle izlenmektedirler. Üçüncü aşamadaki gözlemlerde davranış problemi ölçütlerini aşan çocuklar, özel eğitim birimine gönderilmektedirler. Akran sapması ölçeği ile çocuklar kendilerini değerlendirir. Bu ölçü aracı ile ergenlerin, davranış bozukluğu gösteren yakın arkadaşlarının sayısı belirlenmektedir. Bu ölçü aracında, yüksek puan alan bir ergenin davranış bozukluğu gösteren arkadaşlarının sayısının fazla olduğu ortaya çıkmaktadır. Antisosyal davranış eğilimi envanteri ile çocuğun kendisini değerlendirmesi istenmektedir. Ergenlerin antisosyal davranışlarını değerlendirmek üzere kullanılmaktadır. Ergen envanter içerisindeki sorulara doğru yanlış seçeneklerinden birini kullanarak yanıtlamaktadır. Yüksek puan alan bir ergenin, Antisosyal davranışlara eğilimi yüksek olarak belirlenmektedir. Antisosyal süreçleri tarama aracı ebeveyn ve öğretmen formu anneler ve babalar tarafından doldurulur. 8 ila 11 yaş aralığında olan çocuklardaki psikopatik özellikleri ve antisosyal davranışları değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Bu formdan alınan puan yükseldikçe çocuktaki antisosyal davranış eğilimleri artmaktadır. CDC Saldırganlık Anketi ile 11 ila 13 yaş aralığındaki çocukların saldırgan davranışlarının sıklığı değerlendirilmektedir. Çocuklardan son 30 gün içerisindeki davranışlarını değerlendirmeleri beklenmektedir. Ölçekten elde edilen puanların yüksek olması, çocuklardaki saldırgan davranışların yüksek olması anlamına gelmektedir. Çocuk davranışlarını değerlendirme ölçeği ile 5-6 yaşındaki çocukların duygu ve davranış problemleri değerlendirilmektedir ölçek, çocuklarla çalışan öğretmenler tarafından cevaplanmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar çocuklardaki uygun olmayan davranışların yüksek olduğunu göstermektedir. Duygu ve davranış bozukluğunun nedenleri Duygu veya davranış bozukluğunun biyolojik ve çevresel olmak üzere olası iki ana nedeni bulunmaktadır. Duygu ve davranış bozukluğunun biyolojik nedenlerini beyin hasarı, genetik faktörler ve mizaç oluşturmaktadır. Duygu ve davranış bozukluğunu etkileyen çevresel nedenler arasında olumsuz yetişme ortamı, okuldaki problem davranış kalıpları ve akranlar tarafından reddedilme yer almaktadır. Çevresel nedenler ev, aile, okul ve toplum ortamlarından oluşmaktadır. Duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların özellikleri. Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar kültürel normların dışında yaşıtlarından farklı davranış örüntüleri sergilemektedirler. Uzmanlar tarafından duygu ve davranış problemlerinin davranış özellikleri, dışa yönelim davranışları, dışsallaştırılmış davranışlar ve içe yönelim davranışları, içselleştirilmiş davranışlar olmak üzere iki alt başlıkta ele alındığı görülmektedir. İçe yönelim davranışları, içine kapanma, belli düşüncelere takıntılı olma, depresyon, kaygı, sınırlı düzeyde sosyal etkinliklere katılma ve akranları ile nadiren oynama gibi davranışları içermektedir. En sık görülen içe yönelim davranışlarından bazıları fobiler, anksiyete, depresyon, sosyal ayrılma, izolasyon ve obsesif kompulsif bozukluklar, saplantı, zorlantı bozukluğu olarak sıralanabilir. Dışa yönelim davranışları, yoğun olan, şiddetli biçimde görülen ve çevreden tepki çeken davranışlardır. Sınıf ortamında en sık görülen dışa yönelim davranışları yerinden kalkma, bağırma, laf atma, küfretme, arkadaşlarını rahatsız etme, vurma ya da dövüşme, öğretmeni dinlememe, yakınma, aşırı bir şekilde tartışma, çalma, yalan söyleme, başkasının malına zarar verme, öfke nöbetleri geçirme, yönergelere uymama olarak sıralanabilir. Duygu ve davranış bozukluğu olan bireyler, farklı bir yetersizlik türü eşlik etmediği sürece fiziksel özellikleri normal gelişim gösteren akranlarıyla aynıdır. Bilişsel özellikleri incelendiğinde zeka testlerinde çoğunlukla ortalama ya da ortalamanın altında puan alırlar. Ancak daha az zekaya sahip olduklarını ifade etmek zordur. Sosyal açıdan Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar genellikle akranlarını anlamada, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri kurmada ve sürdürmede sorunlar yaşamaktadırlar. Ayrıca empati, arkadaşlarıyla iletişim kurma ve etkinliklerle ilgili olma becerilerinde arkadaşlarına oranla yetersiz oldukları görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bu çocukların dil düzeylerinin akranlarından önemli derecede düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların özellikle problem çözme, özdenetim, olumsuz davranışlarının sonuçlarını üstlenme, başarısız olduklarında uygun tepkiler verme gibi sorunları olduğu görülmektedir. Akademik açıdan, duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların çoğunluğunun bulundukları sınıftan en az bir yıl geride oldukları belirtilmektedir. Bu çocuklar en çok okuma ve matematik alanında sorun yaşamaktadırlar. Bunun yanında alan yazında duygu ve davranış bozukluğu olan çocukların akademik başarılarının düşük olduğu belirtilmesine rağmen bütün duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar akademik başarısızlık yaşamamaktadırlar. Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklara yönelik müdahale yöntemleri. Özel eğitim kapsamında duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklara sunulacak müdahalelerin ilk basamağını sınıf içi uygulamalar oluşturmaktadır. Etkili bir sınıf yönetimi için öğretmenler amaçları öğrencilerin düzeylerine göre belirlemeli, belirlediği amaçlar doğrultusunda derslerini planlamalı, uygun araç gereçlerle birden fazla duyuya uyaran verebilecek araçlar hazırlamalı, derslerin işleyişinde öğrenci merkezli yaklaşımlardan yararlanmalı ve öğrencilerin sergiledikleri uygun davranışlara odaklanmalıdır. Öğrencilerin öğrenmelerini ve sergiledikleri uygun sosyal davranışları pekiştirmelidir. Sınıf içerisinde öğrencilere belli sorumluluklar verilmeli, etkinliklerde her öğrenci görev almalı, sınıfta yeterli sayıda araç bulundurulmalı ve dersler sırasında öğrenciler bu araçları kullanmalıdırlar. Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar için sınıf düzeninde şunlara dikkat edilebilir. Öğrenciler için düzen, çoklu öğrenme fırsatları yaratacak biçimde oluşturulmalıdır. Öğrencilerin başarılı olmalarını ve pekiştireç elde etmelerini sağlayacak bir düzen sağlanmalıdır. Sınıf düzeni öğrencilerin dikkatlerini dağıtmamalı ve daha kolay odaklanmalarını sağlamalıdır. Sınıfta farklı etkinliklerde kullanılacak araç gereçler için uygun yerler belirlenmeli ve kullanılan her bir aracın yerine konulması sağlanmalıdır. Sınıftaki gürültü azaltılmalıdır. Sınıf mevcudunun çok kalabalık olmamasına dikkat edilmelidir. Öğretmenler sınıflarını etkili bir şekilde yönetebilmek için kurallar belirlemelidirler. Çocukların gereksinimlerine göre sınıf içi etkinliklere, oyunlara, diğer çalışma ortamlarındaki etkinliklere ilişkin rutinler oluşturulabilir. Müdahalelerin diğer bir basamağı ise ailelere sağlanacak hizmetlerden oluşmaktadır. Öğretmen aile işbirliği gerçekleştirilmesi planlanan müdahalelerde önemli bir yere sahiptir. Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklara yönelik müdahaleler olarak araştırma temelli öğretim uygulamalarından yararlanılmaktadır araştırma temelli öğretim uygulamalar için dört aşamalı bir süreç izlenmektedir. Bunlardan birincisi öğretmen övgüleridir. Araştırmalar, öğretmen pekiştirmelerinin çocuk davranışları üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ortaya çıkarmıştır. İkincisi aktif çocuk tepkileridir. Çocuklar aktif olarak katıldıkları derslerden daha çok öğrenmekte ve daha az uygun olmayan davranış sergilemektedirler üçüncüsü doğrudan öğretim uygulamalarıdır. Doğrudan öğretim programları, öğrencilerin aktif tepkilerini sistematik hata düzeltmeleri ile birleştirmekte ve bu tepkileri izleme stratejileri içermektedir. DÖ uygulaması içerisinde tepki kartlarını kullanma, uygun bir hızda öğretmek ve kendini izleme becerilerini öğretmek basamaklarından oluşmaktadır. Dördüncüsü okul çaplı olumlu davranış desteğidir. Okul çaplı olumlu davranış desteği, ODD ile problem davranışın yoğunluğuna ve karmaşıklığına göre yoğunluğunun artan ya da azalan destek uygulamalar yürütülmektedir. Olumlu davranış desteği, problem davranışları olan öğrencilerin bu davranışlarını önlemek ve olumlu sosyal davranışlarını arttırmak için deneysel olarak geçerliliği kabul edilmiş değerlendirme tabanlı bir yaklaşımdır. OCOD'de, okul çapında müdahale, küçük grup müdahaleleri ve bireysel müdahaleler olmak üzere üç basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamak olan evrensel müdahaleye bütün okul personeli okuldaki çocuklara uygun davranışları kazandırmak üzere katılır. Birinci basamakta izleyen uygulamalara yer verilmektedir. Tüm okulda çocuklardan beklenen davranışlar belirlenir ve tanımlanır. Öğrencilerin uygun davranışlarının dikkate alındığını belirten bilgilendirme sistemleri kullanılır. Okuldaki bütün öğrencilerin eşit eğitim fırsatlarından yararlanması sağlanır. Uygun olmayan davranışlar için belirlenen sonuçlar tutarlı bir şekilde uygulanır. Çocuklardan beklenen davranışlar açıkça öğretilir. Çocukların sergilediği uygun davranışlar ödüllendirilir. Çocukların davranışsal hataları düzeltilir. İkinci basamak olan küçük grup müdahaleleri evrensel düzeyde yapılan müdahalelere rağmen akademik başarısızlık ya da davranış problemi sergileyen öğrencilere yönelik müdahaleleri kapsamaktadır. Küçük grup uygulamaları A, kendini yönetme, B, sosyal beceri, C, davranış destek planları ve D, akademik destekleri içermektedir. Bu uygulamalar sırasında çocuklarla çalışılırken izleyen uygulamalara yer verilmektedir. Rehber öğretmenler, tanılanan öğrencilerle düzenli olarak görüşür. Öğrenciden beklenen davranışlar hakkında öğrenciler bilgilendirilir ve geri bildirim verilir. Amaçları belirlemek için günün başında kısa bir toplantı yapılır. Toplantıda, belirlenen davranışsal amaçların yazılı olduğu bir kart verilir. Günün sonunda günün nasıl geçtiğine dair kısa bir toplantı yapılır. Çocuk uygun olan davranışlar için ödüllendirilir. Üçüncü basamak olan bireysel müdahaleler yüksek risk altındaki çocuklar için bireyselleştirilmiş müdahaleleri içermektedir. Öğretmenler OCHODD uygulamalarında sırasında kendini yönetme, aktif ve olumlu sınıf yönetimi ve akran aracılı destekler kullanabilmektedirler. Akran aracılı destekler ise akran izlemesi, olumlu akan raporu, akran eğitimi ve akran desteği ve karşılaştırılması gibi stratejilerden oluşmaktadır. Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler 2 iki dersi 2. ünite özeti. Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyler. İletişim, dil ve konuşma. İletişim, katılımcıların fikir, bilgi, istek ve ihtiyaç alışverişinde bulunmaları için kullandıkları süreçtir. İletişimin gerçekleşmesi için bir göndericiye, kaynak, bir alıcıya, hedef, bir mesaja ve bu mesajın iletilebileceği bir kanala, mesajı iletecek bir araca ve iletişimin ortaya çıkabileceği bir ortama gereksinim vardır konuşma, jestler, resim ve yazı yaygın olarak kullanılan iletişim biçimleri arasında sayılabilir. İletişim sözel ve sözel olmayan yolla iki farklı biçimde gerçekleşebilir. Sözel iletişimde sözcükler sembollerdir ve dil sistemleri sözcükleri düzenler. Sözel iletişim konuşma dili, yazı, resim ve jestlerdir. İşaret dili de sözcük içermesi nedeniyle sözel bir dildir. Sözcükler ağız yoluyla değil, jestler ile üretilir. Sözel olmayan iletişim genellikle sözel iletişime doğal olarak eşlik etmektedir. Herhangi bir cümle ifadenin anlamını değiştirebilirler. Bunlar yüz ifadeleri, göz kontağı, el hareketleri, duruş, sesin tonu ve konuşmanın ezgisi olabilir. Dil, düşüncelerimizi paylaşmak ve istediğimizi almak için sözcükleri nasıl kullandığımıza gönderme yapar. Dil 1 sözcükler ne anlama gelir? 2 yeni sözcükler nasıl üretilir? 3 sözcükler birlikte kullanılır. 4 farklı zamanlarda söyleyeceğimiz şeyler nasıl değişir konularını içerir. Bir iletişim aracı olarak kullanılan dilin özellikleri 1 dil ortak kodlardan oluşan bir sistemdir. 2 dil bir uzlaşmadır. 3 dil bir dizgedir. 4 dil evren hakkındaki düşünceleri simgeler. 5 dil iletişim için kullanılır şeklinde sıralanır dil morfoloji, fonoloji, sentaks, semantik ve pragmatik olmak üzere beş ana bileşenden oluşur. Ses bilgisi, konuşma seslerinin yapısını, anlam aktarma işlevlerini, dağılımını, sıralanış kurallarını ve hece biçimlerini inceler. Biçim bilgisi, sözcüklerdeki kök ve ekleri, bunların kurallı bir şekilde düzenlenişini ve farklı üretimlerde yer alan özelliklerini inceler. Sentaks, Sözcüklerin nasıl bir araya gelerek tümceleri oluşturulduğuna dair, tümcenin şekli ve yapısına ilişkin kurallarla ilgilenen çalışma alanıdır. Semantik, sözcüklerin ve sözcük birleşimlerinin içeriğini veya anlamını yöneten kurallar sistemidir. Başka bir deyişle olay ve olaylar arası, nesne ve nesneler arası ilişkileri temsil eden sözcüklere, sözcelere ve tümcelere karşılık gelen anlam bilgisini içerir pragmatik, dilin yapılandırılmış kullanımından ziyade iletişim kurmak ve sosyal amaçları gerçekleştirmek için kullanıldığı boyuttur. Pragmatik, semantik bilginin ötesinde iletilen mesajda yer alan anlamları karşıdakinin nasıl anladığı ve bu anlamların nasıl oluşturulduğunu açıklar. Sözlü bir iletişim aracı olan konuşma, dilde kullanılan sesleri üreten nöromusküler bir eylem olarak tanımlanabilir. Motor hareketlerin planlanması ve yürütülmesinin sonucu olarak konuşma, çok hassas nöromusküler koordinasyon gerektiren fizyolojik bir işlemdir. Konuşma şunlardan oluşur. Artikülasyon, sesletim, konuşma sesleri nasıl oluşturulur, çiçek demek için, ç, sesini nasıl üreteceğini öğrenmeli. Ses, ses üretmek için nefesi ve ses kıvrımlarını kullanmak. Akıcılık, konuşmanın ritmi, dil bozukluğu olan bireyler. Dil bozuklukları dilin bileşenlerinden birinde veya birkaçında anlama ve veya ifade etmede yaşanan güçlüklerdir. Dil bozuklukları, çocukluk çağı dil bozuklukları ve edinilmiş dil bozuklukları olmak üzere iki başlık altında ele alınır. Genel olarak çocukluk çağı dil bozuklukları birincil dil bozuklukları ve ikincil dil bozuklukları olmak üzere iki sınıfta incelenmektedir. Birincil dil bozuklukları gecikmiş dil ve özgül dil bozukluğu gibi bilinen herhangi bir neden olmaksızın yaşanan salt dil bozukluklarıdır. Gecikmiş dil, erken çocukluk döneminde bilinen herhangi bir neden olmaksızın dil becerilerinde akranlarından beklenen düzeyden geri olması durumudur. Bu gruba daha çok 24 ila 36 ay arasındaki dönemde olan çocukların dahil edildiği söylenebilir. Özgül Dil Bozukluğu (ODB) olan çocuklarda ise gelişimin diğer alanları normal seyrederken dil gelişimlerinde gerilik gözlenir. İkincil dil bozuklukları, işitme yetersizliği, zihin yetersizliği ve nörolojik problemler ve benzeri şeklinde bir nedene bağlı olarak gelişen ve ikincil olarak eşlik eden dil bozukluklarıdır. Zihinsel yetersizlik Zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışlarda gözlenen önemli düzeyde sınırlılıkların karakterize ettiği sosyal, bilişsel ve pratik uyumsal becerilerde 18 yaşından önce ortaya çıkan bir yetersizlik türü olarak tanımlanır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin tümü bilişsel güçlüklere sahip olmalarına rağmen her birey kendi içerisinde farklı güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Bilişsel güçlüklere ek olarak zihinsel yetersizliği olan bireylerin çoğu di konuşma ve iletişim güçlüklerini ikincil problem olarak yaşamakta bilişsel yetersizliğin ciddiyetine göre bu güçlüklerinin derecesi değişebilmektedir. Araştırmalar zihinsel yetersizliği olan bireylerin dili, özellikle söz dizimi, biçim bilgisi ve ses bilgisi gibi yapısal ögeler açısından genel olarak normal yaşıtları ile aynı sırayı takip ederek ama daha yavaş, daha gecikmeli olarak edindiklerini göstermiştir. İşitme kaybı, konuşma veya ses uyaranının perifer, Çevresel işitme sistemi tarafından santral işitme sistemine iletilememesi sonucu yaşanmaktadır. İşitme kaybından dolayı yaşanan işitsel girdinin yetersizliği dil edinimini etkilemektedir. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan kayıplar dil performansını ve dille yakından ilişki içerisinde olan akademik başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuğun işitsel dil girdilerinden yoksun kalması, çocuğun ana dilinin ses bilgisi, fonoloji, biçim bilgisi, morfoloji, söz dizimi, sentaks, anlam bilim, semantik ve kullanım bilim, pragmatik, bileşenlerini geliştirebilme yeteneklerini etkilemekte ve gecikmeli bir dil gelişimine neden olmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu, OSB, ise günümüzde, yaygın olarak görülen zihin yetersizlik grubundan sonra en büyük gelişimsel yetersizlik grubunu oluşturmaktadır. Dil ve konuşmada gecikme ve farklılık, dilin pragmatik boyutundaki güçlükler OSB'li bireylerin en bilinen özelliklerindendir. Ekolali olarak adlandırılan ve diğer kişilerin sözel ifadelerini gecikmeli veya anında tekrar etmek halinde ortaya çıkan özellik OSB'li bireylerin tipik iletişim özellikleri arasında sayılır. OSB'li bireylerde, dil farklılıklarının iki özel durumu olarak, ekolali ve zamirlerin yer değiştirilerek kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Ekolali Yunanca, yankı ve tekrarlama anlamına gelir. En temelde başkaları tarafından üretilen konuşmaların tekrarıdır. Anında ekolali, gecikmiş ekolali ve azaltılmış ekolali olmak üzere üç türü vardır. Norojenik edinilmiş dil bozuklukları yaygın olarak afazi ve travmatik beyin hasarı olarak iki grupta incelenmektedir afazi beyinde hasar oluşması sonucu ortaya çıkan edinilmiş dil bozukluğudur. Aynı zamanda iletişim hasarı, sosyal aktivitelerde azalma, depresyon ve iş gücü kaybı gibi sonuçlara neden olabilen bir bozukluktur. Strok, serebrovasküler olay, beyin krizi, sonrası çok yaygın olarak görüldüğü belirtilmiştir. Afazi'li bireyler tekrarlama, sözcük adlandırma, okuma ve yazma, konuşmanın anlaşılabilme ve konuşmanın fonetik üretim yetisini kaybedebilirler. Afazi ile ilişkili hasarlar okuma bozukluğu (aleksi), yazma bozukluğu (agrafi) ve apraksi olarak ifade edilmektedir. Afaziye ilişkin günümüze kadar nörolojik, işlevsel, bilişsel ve nörodilbilimsel birçok tanım yapılmıştır. Araştırmacıların uzlaştığı noktalar ise Afazi'nin dille ilişkili bir problem olduğu, ifade edici ve alıcı bileşenlerin bozulduğu, çoklu bileşenlere sahip olduğu, merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan bir bozukluk sonucunda ortaya çıktığı şeklindedir. Afazi işitme, zeka ve kişilik kaybı değildir. Travmatik beyin hasarı (TBH), paralizeye bağlı beyin hasarı, tümörler, enfeksiyon, ilerleyen nörolojik hastalıklar, metabolik bozukluklar, toksik unsurlar kalıtsal ya da doğuştan gelen durumları kapsamamaktadır. TBH, fiziksel travma ya da dıştan gelen bir kuvvet tarafından beynin hasar görmesidir. Tüm toplumlarda özellikle genç bireyler TBH açısından risk altındaki grubu oluşturmaktadır. Düşmeler, otomobil veya motosiklet kazaları, şiddet, silahlı saldırı ve benzeri. Spor ve rekreasyona bağlı yaralanmalar TBH nedenleri arasında sayılmaktadır. TBH hafif, orta ve ağır olmak üzere derecelendirilmektedir. TBH penetrating brain injury, açık beyin hasarı ve non-penetrating brain injury, kapalı beyin hasarı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Hafif düzey TBH geçiren çoğu kimse kayda değer düzeyde dil ve konuşma problemi yaşamamaktadır. Orta ve ağır düzey arasında travmatik hasarı olan hastalar daha fazla iletişim problemi sergileyebilmektedirler. Konuşma bozukluğu olan bireyler. Konuşma bozuklukları konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları ve motor konuşma bozuklukları olarak sınıflandırılmaktadır. Konuşma sesi bozukluğu konuşma esnasında ortaya çıkan söyleyiş farklılıklarıdır. Ağız, lehçe gibi kültüre dayalı farklılıkların dışında kalan bu farklılıklar dudak damak yarıklığı, işitme kaybı, zihin engeli, ortodontik bozukluklar, nörojenik bozukluklar, Parkinson ve benzeri ve ağız yüz anomalileri gibi yapısal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi hiçbir neden olmaksızın da ortaya çıkabilmektedir. Konuşma sesi bozuklukları, artikülasyon bozukluğu, fonolojik gecikme, tutarlı sapmalı fonolojik bozukluk Tutarsız sapmalı fonolojik bozukluk ve çocukluk çağı konuşma apraksisi şeklinde 5 sınıfa ayrılmıştır. Artikülasyon bozukluğu bir ya da daha fazla konuşma sesini fonetik bir bağlamda veya izole şekilde seslemedeki başarısızlıktır. Fonolojik gecikme fonolojik olarak sırayla gelişimi beklenen fonolojik işlemlerin normal gelişim sırasını gecikmeli bir şekilde takip etmesidir. Tutarlı sapmalı fonolojik bozukluk, normal fonolojik gelişimde yer almayan fonolojik işlemlerin tutarlı bir şekilde görülmesidir. Tutarsız sapmalı fonolojik bozukluk, konuşma sesinin aynı sözcükte ve aynı bağlam içerisinde %40 oranda ya da daha fazla tutarsız üretimidir. Çocukluk çağı konuşma apraksisi konuşma üretiminde yer alan örüntüdeki tutarsızlık, tutarsız sapmalı fonolojik bozukluk ile benzerlik gösterir. Ancak spontan üretim ile karşılaştırıldığında taklitte daha başarısız olunması, yaşanan oral motor güçlükler ve sözcük üretimi için kullanılan ipuçlarındaki farklılık ile çocukluk çağı apraksisini tutarsız sapmalı fonolojik bozukluktan ayırmak mümkün olmaktadır. Akıcılık bozuklukları dil ve konuşma bozuklukları içerisinde en yaygın görülen türlerden biridir. Gelişimsel olarak ortaya çıkabilirken görülme sıklığı düşük olmakla birlikte sonradan psikojenik veya nörojenik nedenlerden dolayı edinilmiş olarak da karşımıza çıkmaktadır. Akıcılık bozuklukları kekemelik ve hızlı bozuk konuşma olmak üzere iki farklı şekilde incelenmektedir. Hızlı bozuk konuşma, konuşmanın düzensiz ve anormal hızda olmasıdır. Hızlı bozuk konuşmada HBK Anormal hız ve düzensizlikten dolayı akıcılık bozukluğu ortaya çıkar. HBK'nın konuşma özellikleri ise bireyin ritimsiz konuşarak bir sözcük bitmeden diğerine başlaması şeklindedir. HBK ve kekemelik arasındaki ayırt edici özelliklerden biri HBK'sı olan bireyin kendi konuşma bozukluğuna dair farkındalığının olmamasıdır. Dil gelişiminin erken dönemlerinde kekemelik benzeri davranışlar çocukların konuşmasında görülebilir kekemelik konuşma akışının ve ritminin blok ve benzeri engeller ile sekteye uğramasıdır. Kekemelik, dil gelişiminin hızlı olduğu 2 ile 5 yaşları arasında başlamakta ve %75'i 7 yaşından önce kendiliğinden iyileşmektedir. Sese ait özelliklerde bozulma olması disfoni olarak adlandırılır. Disfonit ses çatlak ve bozuk, boğuk, kısık, soluklu olabilir ve fısıltı şeklinde bir konuşma ortaya çıkabilir. Konuşma birçok organın birbiriyle koordineli olarak çalışmasını gerektiren bir eylemdir. Konuşmanın bileşenlerinden bir veya birkaçını olumsuz olarak etkileyen bir nöromotor sorunun ortaya çıkması motor konuşma bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Apraksi ve dizartre olmak üzere iki türü vardır. Apraksi, bireyin konuşma esnasında, gerekli durumlarda istemli olarak yapması gereken hareketleri yapmasını engelleyen motor konuşma bozukluğudur. Bu sorunu olan bireyler istemsiz olarak yapabildikleri hareketleri istemli olarak yapmakta zorlanmaktadırlar. Konuşma apraksisi, beyinle ilgili olaylar sonucu heceleme becerilerinde bozulma görülen bireylerin çoğunda akla gelmesi gereken bir durumdur. Apraksinin anlaşılmasında şüphelenilen bireye bir sözcüğü sürekli olarak tekrar etmesi istendiğinde birkaç tekrarın sonrasında sözcüğün hece ve ses yapısında kaymalar oluyorsa bozukluk büyük bir olasılıkla konuşma apraksisidir. Çocuklarda görülen gelişimsel konuşma apraksisi ve edinilmiş konuşma apraksisi olmak üzere sözel apraksi türleri ikiye ayrılır. Dizartri, ses, solunum ve konuşmayla ilgili kasların ve veya sinirlerin hız, güç ve koordinasyon işlevlerinde yaşanan bozukluklar, zayıflık sonucu konuşmanın rezonans, sesletim, solunum, sesleme ve prozodik özelliklerinin etkilendiği ve anlaşılırlığı sınırlayan bir motor konuşma bozukluğudur. Çevresel ve merkezi sinir sisteminde oluşan hasarlar ve lezyonlar farklı dizartri tiplerinin oluşmasına neden olur. Dizartriyi dil bozukluklarından ayırmada dizartrilerin sadece konuşmaya dair motor bozukluklar olmaları ve dil bozukluklarında dile ilişkin konuşma dışındaki işlevlerde de bozulmalar yaşanması, örneğin okumada, yazmada vesaire bozukluklara rastlanmasıdır. İkinci ayırıcı tanıda ise motor bozukluğun iki farklı ayrımı söz konusudur. Dizartirilerde konuşma çabası etkilenen yapının özellikleri beraberinde aynı şekilde sürdürülürken, konuşma apraksisinde öncesinde yapılabilen bir heceleme kısa bir şuur sonra yanlış söylenmeye başlanır ve bozulur. Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler 2 dersi 3. ünite özeti Öğrenme güçlüğü olan bireyler Öğrenme güçlüğünün tanımı ve özellikleri Öğrenme en genel tanımı ile tekrarlar ve yaşantı sonucu meydana gelen davranışlardaki kalıcı değişikliktir. Öğrenmenin temel özellikleri; refleksler ve içgüdüsel davranışlar öğrenme sonucu oluşmayan içsel süreçlerdir. Öğrenilen davranış değişikliği sürekli olarak gözlenebilmelidir ve kalıcı olmalıdır. Bireylerin hayatlarının bazı dönemlerinde gösterdiği bazı alışkanlıklar, rahatsızlıklar, sakatlıklar ilaç ve madde kullanımı gibi davranışlar öğrenme olarak adlandırılmamaktadır. Kalıcı davranış değişiklikleri oluşabilmesi için yaşantılar sonucunda meydana gelmesi gerekmektedir. Öğrenme güçlü, yazılı ve sözlü iletişimi anlayıp işe yarar bir şekilde kullanmada temel olan ayrıca bir ya da daha fazla psikolojik sürecin etkilenmesi sonucu ortaya çıkan konuşma, dinleme, düşünme, okuma yazma ve matematiksel işlemlerde yaşanan güçlüklerdir bu tanım içerisinde farklı unsurları içermektedir. Algısal güçlükler, beyin zedelenmeleri, beyinde minimal düzeyde işlevsel bozuklukları, disleksiyi ve gelişimsel afaziyi bu tanım içerisindeki unsurlar olarak sıralamak mümkündür. Dikkat edilmesi gereken nokta öğrenme güçlüğünün bileşenleri arasında görsel, işitsel ve motor bozukluklar, zihinsel yetersizlik, duygusal bozukluklar ve çevresel, Kültürel ve ekonomik uyaran eksikliklerinden kaynaklanan öğrenme güçlükleri yer almamaktadır. Özel öğrenme güçlüğü olan birey, dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorunlar yaşamaktadır. Ortaya çıkan bu sorunlara bağlı olarak dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey şeklinde tanımlanmaktadır. Simit, 1998 öğrenme güçlüğünün tanımında bulunan en temel elemanları şu şekilde sıralamıştır. Zeka işlevleri normal ya da üzerinde yer alır. Akademik performanslar beklenilenden aşağı seviyededir. Öğrenme güçlüğü zihinsel yetersizlik, görme, işitme, otizm ya da duygusal ve davranışsal bozukluklardan kaynaklanmamaktadır. En belirgin gerilik dil ve onunla ilgili yani iletişim beceriler, okuma yazma gibi alanlarda görülmektedir. Merkezi sinir sistemi üzerinde oluşmuş bozukluklarla doğrudan ilgilidir. Bilgi işleme ve bilgiyi öğrenme süreçleri bu bozukluklardan etkilenmiştir. Öğrenci de birkaç beceri alanında gözükebilir matematiği iyiyken okuma yazmada sorunlar yaşanabilir. Öğrenme güçlüğü kendisini belirli alanlarda yaşanan sorunlarla göstermektedir. Aşağıdaki davranışlar erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ilk belirtiler olarak sayılmaktadır. Dil gelişiminde problemler, konuşmada bozukluk, zaman kavramlarını anlamada sınırlılıklar, kavram gelişiminde problemler. Öz bakım becerilerini istenilen şekilde yerine getirememe, akılda tutma, hafıza gelişiminde gerilikler, yerinde duramama ve sürekli hareket halinde olma, el göz uyumunda olumsuzluklar, görsel hafızayı kullanmada yetersizliklerdir. Yine bu çocukların okul döneminde ortaya koyduğu bazı davranışlar öğrenme güçlüğünün belirtileri arasında yer almaktadır. Bu davranışlar okul başarısında belirgin bir düşüklük Odaklanma ve dikkat sorunları, bellekleri kullanmada zayıflık, düzensizlik, hafızaya alma, ezber yapmada problemler, algılama sorunları, yer, yön, zaman gibi kavramlarda karışıklıklar, aritmetik işlemlerde sınırlılıklar, dil becerilerinde gerilik, problem davranışlar sergileme, sosyal ve duygusal davranış sorunları, motor yetersizliklerdir. Öğrenme güçlüklerin farklı öğrenme yaşantıları oluşturulması üzerine farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılama, değerlendirme ve eğitimlerine farklı bakış açıları ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımlar klinik yaklaşım, gelişim geriliğini temel alan yaklaşım, niteliksiz çevre yaklaşımı, ekolojik yaklaşım olarak sıralanmaktadır. Öğrenme güçlüğü gösteren öğrencilerin genelinde gözlemlenen bazı özellikler mevcuttur. Bu özellikler okuma anlama, yazma ve matematik alanında akademik başarısızlık, dil bozuklukları, zayıf güdülenme, genelleme problemleri, sosyal becerilerde yetersizlikler, bellek, bilişsel ve üst bilişle ilgili sorunlar, algı, motor ve genel koordinasyon sorunları, dikkat eksikliği ve hiperaktivitedir. Öğrenme güçlüğünün yaygınlaşması ve sınıflandırılması. Dünyada öğrenme güçlüğünün yaygınlığına ilişkin en net sayıları sağlayan ülke ABD'dir. ABD'deki yaygınlığı en fazla olan özel eğitim kategorisi öğrenme güçlüğüdür. ABD'de her eyaletin öğrenme güçlüğünü tanılamada farklı ölçütler geliştirmesi ve yerel boyutta bunu değerlendirmesi IDEA yasaları ile belirlenmiştir. Ülkemizde ise özel gereksinimli bireylere ilişkin istatistiki veri olmaması yaygınlıkları belirlemede zorluklar ortaya çıkarmaktadır. ABD'de özel eğitim hizmetlerinden yararlanmak için farklı tanılar almış öğrencilerin yüzde 42'si öğrenme güçlüğü tanısı altında yer almaktadır. Türkiye'de ise bu oran yüzde 3'tür. Öğrenme güçlüğü tanılanması zor bir yetersizlik türüdür. Bu tanılamada formal değerlendirme, sınıf temelli değerlendirme, müfredat temelli değerlendirme ve portfolyo değerlendirme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Öğrenme güçlüğü kendi içerisinde farklı alanlardaki yetersizlikleri barındırdığı için sınıflandırmada bu farklı yetersizlikler dikkate alınır. En fazla karşılaşılan sınıflandırmaya göre öğrenme güçlüğü gösterene öğrenciler okuma güçlüğü, disleksi, yazma güçlüğü, disgrafi ve aritmetik alanda güçlük, diskalkuli olmak üzere 3 alanda toplanmaktadırlar. Yetersizliklerin türlerine göre yapılan üçlü sınıflamanın yanında bu yetersizliklerin seviyelerine göre de bir sınıflama mevcuttur. Bunlar hafif, orta ve ağır düzey şeklindedir. Hafif düzeydeki öğrenciler destekler aldıklarında yetersizlik gösterdikleri alanda gelişme gösterebilmektedir. Orta düzeyde olan öğrenciler yoğun eğitsel destekler aldıkları takdirde istenilen becerileri sergileyebilmektedir. Ağır düzeyde bulunan öğrenme güçlüğü olan öğrenciler yapılan tüm düzenlemelere rağmen bazen istenilen becerileri sergileyememektedirler. Öğrenme güçlüğünün nedenleri Öğrenme güçlüğüne ilişkin pek çok neden ortaya koyulmasına rağmen halen sebebi tam olarak bilinmemektedir. Annenin doğum öncesinde yetersiz beslenmesi, bulaşıcı hastalık geçirmesi, ilaç kullanması, alkol kullanması, doğum sırasında bebeğin uzun sürede ve zor doğması, erken doğum, Doğum sonrasındaysa bebeğin nefes alana kadar geçirdiği sürenin uzunluğu, kimyasal maddelere maruz kalması, küçük yaşta ateşli hastalık geçirmesi, uygun olmayan koşullarda büyüme ya da ciddi bir beyin travması geçirmesi çocuklarda öğrenme güçlüğüne sebep olabilmektedir. Genel olarak bakıldığında öğrenme güçlüğüne neden olan dört farklı etmen olduğu görülmektedir. Bunlar çevresel faktörler, biyokimyasal dengesizlik, kalıtım ve beyin hasarı ve işlev bozukluğu şeklindedir. Menenjit, yüksek ateş, felç ve ciddi kafa travması öğrenme güçlüğüne neden olabilecek beyin hasarları olarak nitelendirilmektedir. Öğrenme güçlüğünde beyin hasarı ve işlevsel bozukluğun önemli bir yeri bulunsa da tek sebep bu değildir. Bu yüzden unutulmamalıdır ki, Beyin hasarı olan tüm çocuklar öğrenme güçlüğüne sahip değilken, öğrenme güçlüğü olan çocukların tümü de tıbbi olarak beyin hasarı ve beynin işlevsel bozukluğuna sahip değildir. Beynin işlevsel bozukluğu bir çocukta öğrenme güçlüğüne neden olabilir. Beyin hasarı ve işlevsel bozukluğu öğrenmeyi güçleştirebilmektedir. Ancak etkili öğretimle öğrenme güçlüğü olan çocuklara pek çok beceri kazandırabilmek mümkündür. Her çocuğun öğrenme güçlüğü beyin hasarı ya da merkezi sinir sistemi bozukluklarından kaynaklanmamaktadır. Öğrenme güçlüğünün nasıl ortaya çıktığı sorusu üzerinde en çok durulan ve en önemli faktör olarak görülen neden kalıtımdır. Günümüzde yapılan çalışmalarda öğrene güçlüğüne sahip çocukların neredeyse %50, sine yakınında anne, baba ve kardeşlerinde de benzer şekilde öğrenme güçlüğü olduğu ifade edilmektedir beyin hasarı ve işlev bozukluğu, kalıtım ve biyokimyasal dengesizlik öğrenme güçlüğünün güçlü nedenleri arasında bilinse de en önemli bir diğer etmen de çevresel etmenlerdir. Çevresel etmenler denildiğinde çocuğun yaşadığı çevre, evi, ailesi, arkadaşları, çevresindeki kişilerin tutumları, sunulan eğitim hizmetleri, ailenin ekonomik durumu, çocuğun beslenmesi ve bakımı gibi pek çok faktör akla gelmelidir. Bakım personelinin dikkat edeceği durumlar ve öneriler. Ülkemizde yetersizliği olan bireylerin bakımını sağlayan iki türlü yaklaşım benimsenmektedir. Yetersizliği olan bireyler isterlerse kendi evlerinde aileleri tarafından bakımları sağlanırken ailesi olmayan ya da evde bakımı yapılamayacak olan bireylere de kurumlarda bakım hizmeti verilmektedir. Bakım ve rehabilitasyon hizmetleri aileler ya da bakım personeli tarafından sağlanmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan bireyler söz konusu olduğunda hem evde hem kurumda hem de okullarda öğretmenler tarafından bu bireylere bakım desteği verilebilir. Öğrenme güçlüğüyle çalışan öğretmenlere şu öneriler verilebilir. Bireyselleştirilmiş bir eğitim planı hazırlamalıdır. Ders içeriklerini öğrencinin daha kolay anlayabileceği ve adapte olabileceği şekilde düzenlemelidir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde aynı zaman dikkat eksikliği ve hiperaktivite gözlenebilir. Dolayısıyla öğrencinin dikkatini kolay toplayacağı bir noktaya oturtulması akademik başarısını arttıracaktır. Ders materyallerinin görsellerle, şemalarla ve nesnelerle hazırlanması öğrencinin daha kolay anlamasına yardımcı olacaktır. Sık sık yoklamalar yapılarak öğrencilerin eski bilgilerini unutup unutmadığı kontrol edilmelidir. Öğrencinin derse katılması sağlanmalı, teşvik edilmeli ve ödüllendirilmelidir. Öğrencinin amaçlarının sistematik olarak takip edilmesi ve bu amaçlara yönelik öğretim yapılması öğrencinin başarısını arttıracaktır. Yönerge verirken ve konuşurken dili basitleştirmek onların daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olacaktır. Diğer akranlarından farklı olmadığını hissettirmek öğrenme güçlüğü olan öğrenciyi mutlu hissettirecektir. Öğrenme güçlüğü olan çocukların konuşmasına ve kendi yaşamıyla ilgili konular paylaşmasına fırsat vermek onların kendini önemli hissetmesini sağlayacaktır. Bakım personeline şu öneriler verilebilir. Öğrenme güçlüğü olan çocuğa birey merkezli bakım ve rehabilitasyon planı hazırlayarak hem bireyin hem de personelin yaşamını kolaylaştırmak önemlidir. Öğrenme güçlüğü olan çocuğu dinlemek, ona fırsatlar vermek önemlidir. Zaman zaman onunla sohbet etmek onu mutlu edecektir. Kurumda ya da dışarıda meydana gelecek tehlikeli durumları sıklıkla hatırlatmak bu tehlikeli durumlardan kaçınmasına yardımcı olacaktır. Çocuğun bakım hizmeti aldığı ortamın düzenlemesi yapılmalıdır. Düzenleme yapmak onu karmaşıklıktan kurtaracaktır. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ev ödevleri ve sorumlulukları mutlaka olacaktır. Çocukla ilgilenen bakım personelinin yukarıda bahsedilen öğretmenlere yönelik önerileri de dikkate alarak akademik olarak çocuğu desteklemesi çocuğun yaşamını kolaylaştıracak ve akademik becerisini arttıracaktır. Birey merkezli bakım planında öğrenme güçlüğü olan çocuğa yönelik günlük rutinler hazırlanarak bireylerin karmaşık durumlar yaşaması önlenebilir. Herhangi bir travmaya bağlı olarak öğrenme güçlüğü tanısı alan bireylerin fizyoterapi gibi destekler de alması gerekebilir. Bu gibi durumlarda bireylere fiziksel aktivitelerle birlikte fizyoterapi desteği sağlanabilir. Dil becerilerini geliştirmek amacıyla dil ve konuşma terapistlerinden destek alınabilir. Ailelere yönelik ise şu önerilerde bulunulabilir. Öğrenme güçlüğüne dair derinlemesine bilgi edinmek çocuğun gereksinimlerini karşılamak için önemlidir. Ailenin çocuğunun durumunun farkında olarak beklentilerini çocuklarının özelliklerine göre düzenlerse çocuklarına karşı tutumları daha olumlu olacaktır. Çocuklarının öğrenme süresi ve şeklinin farklı olduğunu unutulmamalıdır. Çocuğa zaman ayırarak hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunmak çocuğu mutlu edecektir. Öğrenme güçlüğü olan çocuk akranları ya da kardeşleriyle kıyaslanmamalıdır. Çocuğun başarabildiğini göstermek onu mutlu edecektir. Çocuğun öğrenme güçlüğü kabul edilerek gerekli sevgi gösterilmelidir. Çocuğun eğitiminde sabır ve hoşgörü çok önemlidir. Anlamaya güçlük yaşadığı durumlar gerektiğinde tekrar tekrar anlatılmalıdır. Çocuğun öğretmenleri ile sürekli iletişim halinde olunmalı ve akademik becerilerine ilişkin takip yapılmalıdır. Çocuğun çeşitli yönergelere alışması için bol bol etkinlik yapılmalıdır. Örneğin, bardağı getirir misin? tabaktaki meyveleri sayalım mı? Çocuğun toplum içerisinde sıklıkla vakit geçirmesini sağlayarak sosyalleşmesine imkan verilmelidir. Dikkat geliştirmeye yardımcı oyunlarla ev içerisinde hem keyifli hem de öğretici vakit geçirilebilir. Ebeveynler çocukları için özel eğitim desteğinden faydalanabilirler. Çocuğun kendi başına yapabileceklerinde ona yardım etmek yerine fırsat vermek onun kendine güven duymasını sağlayacaktır okuma ile ilgili ciddi problemler yaşayabilirler. Bu durumda onlara sinirlenmek yerine bol bol okuma alıştırmaları yaparak onun başarabildiğini görmesine olanak sağlamak önemlidir. Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler 2 dersi 4. ünite özeti Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler Otizm spektrum bozukluğu (OSB), bireyin başkalarını nasıl algıladığı, başkaları tarafından nasıl algılandığı, sosyalleşme kavramına nasıl bir anlam yüklediği, neden insanlardan uzaklaşarak yalnızlığı tercih ettiği, kelimelerin, sesleri, işaretlerin, kokuların, duyguların kısacası tipik insan için genel geçer anlamlar taşıyan durumlarının ona ne hissettirdiği gibi karmaşık ve halen çözümü bulunamamış birçok soruyu içeren karmaşık bir bozukluktur. Otizm spektrum bozukluğu, OSB. Otizm spektrum bozukluğuna ilişkin olarak farklı alanlardan uzmanlar tarafından yapılmış farklı tanımlamalar bulunmaktadır. Bu tanımların en fazla kabul göreni olan Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yapılan tanıma göre OSB, erken çocukluk döneminden itibaren sınırlı, yinelenen davranış örüntüleri, sosyal iletişim ve etkileşim sınırlılıklarıyla kendini gösteren, yaşam boyu süren karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur. Otizm spektrumu bozukluğundaki, spektrum, terimi geniş yelpazedeki semptom ve şiddeti ifade eder. OSB sıklıkla çocuk çağı şifrozenisi karıştırılmaktadır. Belirtileri arasında benzerlikler bulunmasına karşın OSB bir ruh hastalığı değildir. Sıklıkla karşılan yaygın gelişimsel bozukluk, YGB, tanısı ve OSB birbirlerinden farklı bozukluklar değildir. YGB ve OSB eş anlamlıdır. OSB'li her birey kendine özgü özelliklere sahiptir ve sıralanan bu yetersizlikleri farklı düzeylerde gösterebilmektedir. Bu nedenle OSB alanında tek bir sınıflama sistemi üzerinde uzlaşı sağlanamamaktadır. OSB alanında dünyada en fazla kabul gören tanılama ve sınıflama sistemi Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Ruhsal Bozukluklar Tanılama ve İstatistik El Kitabı'nda, DSM ve, belirtilen sınıflamadır. Bugün bu el kitabının yayınlanan 5. sürümünde otizm spektrum bozukluğu, a. hafif düzeyde destek gereksinimi olan otizmli birey, b. orta düzeyde destek gereksinimi olan otizmli birey ve c. ağır düzeyde destek gereksinimi olan otizmli birey olarak sınıflandırılmaktadır. dsm göre ise otizm spektrum bozukluğu olan bireyler 5 grupta incelenmektedir dsm de OCB sendromu odaklı olarak sınıflandırılmıştır. Bu sisteme göre otizm spektrum bozukluğu kategorileri aşağıda sıralanmıştır. Otizm ya da otistik bozukluk, dsm tanı ölçütlerine göre sosyal etkileşim, iletişim ve sınırlı inelenen davranışlar başlığı altında tanımlanan özelliklerden en az altısına uygun belirtileri gösteren bireylerdir. Asperger sendromu, yüksek işlevli otizm olarak da adlandırılabilen Asperger sendromunda otizmden farklı olarak iletişim ve dil becerilerinde sınırlılıklar görülmemektedir. Ayrıca Asperger sendromlu bireylerin önemli bir kısmı, tipik gelişen akranlarıyla kıyaslandığında ortalamanın üzerinde zeka düzeyine sahiptirler. Bu bireylerde günlük yaşam ve öz bakım sorunlarının görülmemesine karşın sosyal etkileşim ve iletişim sorunları nedeniyle yaşa uygun akran etkileşimi gerçekleştirememe, başkalarının duygularını anlamada zorluklar yaşama, istenmeyen sosyal dikkati üzerine çekme gibi sorunlar gözlenmektedir. Çocukluğun dezintegratif bozukluğu, bu bozukluğun bilinen en önemli ayırıcı özelliği, 2 yaşına kadar normal süren gelişimin, 2 yaşından sonra geriye gitmesi ve bireyin edindiği beceri ve davranışları yıkıcı olarak kaybetmesidir. Red sendromu, hemen hemen sadece kızlarda görülen Red sendromu, tıpkı çocukluğun dezintegratif bozukluğunda olduğu gibi normal gelişimin, 5 ila 30 ay civarlarında gerilemeye başlamasıdır. Atipik otizm, başka türlü adlandırılamayan otizm, bu sınıflama otizm spektrum bozukluğunun tüm belirtilerini göstermeyen, ama diğer kategorilere de girmeyen durumlarda kullanılmaktadır. Atipik otizmde, bireyler sosyal etkileşim, iletişim ve sınırlı, yinelenen davranışlarda sınırlılıklar göstermelerine karşın, herhangi bir otizm kategorisi altına girememektedirler. DSM ve D otizm spektrum bozukluğunun tanılamasında sendrom odaklı yaklaşımdan, destek odaklı yaklaşıma geçildiği görülebilmektedir. Bu sınıflamada otizm spektrum bozukluğu, a. hafif düzeyde destek gereksinimi olan bireyler, B, orta düzeyde destek gereksinimi olan bireyler ve C, yoğun düzeyde destek gereksinimi olan birey olarak sınıflandırılmaktadır. Hafif düzeyde destek gereksinimi olan bireyler, bu kategoriye giren bireylere uygun destek bulunmaması halinde sosyal iletişimdeki sınırlılıklar belirgin yetersizliklere neden olmaktadır. Bu kategoriye giren bireyler toplumsal ve sosyal etkileşimleri başlatmakta güçlük çeker ve başkalarının sosyal görüşlerine uygun olmayan tepkiler verebilmektedir. Bireyler sosyal etkileşim fırsatlarına ilgi göstermemektedirler. Bu kategoriye giren bireylerde gözlenen sınırlı, tekrarlayıcı davranış örüntüleri bireyin birden fazla değişik ortamda önemli işlevsellik sorunları yaşamasına neden olmaktadır. Orta düzeyde destek gereksinimi olan bireyler, bu kategoriye giren bireyler ise destek sunulmasına rağmen sözlü veya sözsüz iletişimde ciddi derecede sınırlılıklar yaşamakta, sosyal etkileşim başlatamamakta, kendisine yöneltilen etkileşim girişimlerine ise normal dışı tepkiler vermektedir. Sınırlı, yinelenen davranışlar incelendiğinde ise Bireylerin stereotipik davranışların herkes tarafından açıkça görülebilecek ve günlük yaşam işlevlerini önemli ölçüde aksatacak şekilde sergilediği görülmektedir. Yoğun düzeyde destek gereksinimi olan birey, bu bireylerde sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerinde çok ciddi yetersizlikler görülmektedir. Çok sınırlı düzeyde sosyal etkileşim sergilemekte, hatta hiç sergilememekte, etrafında olup biten olaylara hiç tepki vermemektedirler sınırlı, yinelenen davranışlar incelendiğinde ise, bireylerin yaşamında neredeyse değiştirilemeyecek ritüel ve stereotipik davranışların olduğu ve bu davranışlara herhangi bir şekilde müdahale edildiğinde çok sert davranıl problemleri sergileyen bireylerdir. Türkiye'de OSB'nin yaygınlığına ilişkin elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak hastalıkları kontrol etme ve önleme merkezi, Centers for Disease Control Prevention CDC, tarafından yayınlanan 2014 yılı verilerine göre her 68 bireyden birinde görülmektedir. Bununla beraber erkek çocuklarda kız çocukların oranla görülme sıklığı 4 ila 5 kat al fazladır. Otizm spektrum bozukluğunun halen belirlenebilmiş bilinen tek nedeni yoktur. Bozukluğun karmaşıklığı ve semptomların değişmesi nedeniyle muhtemel pek çok neden öne sürülmekte ve risk faktörleri açıklanmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özellikleri. Tanımlandığı ilk yıllardan itibaren OSB'nin temel yetersizlik alanları içerisinde sosyal etkileşim dil ve iletişim sorunları, sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar, başkalarının duygularını anlama sorunları, yalnızlığı tercih etme, duyusal uyaranlara normal dışı tepkiler gösterme, rutinlere ve aynılığa olan aşın bağımlılık gibi özellikler yer almaktadır. OSB'nin serebral palsi ya da Down sendromu gibi ayırt edici fiziksel özellikleri bulunmamaktadır. OSB'li bireylerde iletişim becerilerindeki sınırlılıklar, herhangi bir iletişim girişiminde bulunmamadan, kendi özgü dil geliştirme, tekrarlayıcı konuşma, ekolali, ses tonu ve cümle hızında farklılıklar geliştirmeye kadar çeşitli boyutlar içermektedir. İletişim becerileri alıcı dil ve ifade edici dil becerileri olarak üzere iki grupta incelenebilmektedir. OSB'li bireylerde alıcı ve ifade edici dil becerilerinde değişik düzeylerde bozulmalar görülebilmektedir. Alıcı dil becerileri en sade tanımıyla söz, bakış, jest veya yüz ifadesiyle verilmek istenen mesajın anlaşılmasıdır. İfade edici dil becerileri ise karşı tarafa bir mesaj iletmek için söz, bakış, jest veya yüz ifadelerinin kullanılmasıdır. OSB'li bireyler iletişimin her iki boyutunda da önemli derecede sınırlıklar yaşamaktadırlar. İfade edici dil becerileri açısından incelendiğinde, OSB'li bireylerin yaklaşık yarısı konuşmayı hiç öğrenememektedir. Konuşmayı öğrenen bireylerin önemli bir kısmında ise bağlam dışı konuşma, mekanik ses tonu, daha önce radyo ve televizyondan dinlediği sesleri ilgisi ortamlarda tekrar etme, vokal stereotipi, dilin amaçlı, nesne ve hizmet isteme kullanımında zorluklar, sınırlı sayıda sözcük kullanımı, dil bilgisi kurallarına uygun konuşamama kendi ilgileri doğrultunda konuşma gibi sorunlar gözlenmektedir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin evrelerinde duydukları sesleri hemen duyduktan sonra veya başka bir zaman üst üste tekrar etmelerine ekolali adı verilmektedir. Alıcı dil becerileri açısından bakıldığında OSB'li bireylerin önemli bir kısmının farklı düzeylerde sorunlar yaşadığı görülmektedir. OCBL bireyler sözel veya sözel olmayan iletişim girişimlerini anlama, İnsanların duygularını anlama ve ona göre hareket etme, sözel olmayan iletişim başlatma, sürdürme ve sonlandırma davranışlarını sergileme ve anlamada sınırlılıklar yaşama ve iletişim kurma konusunda isteksiz olma gibi sorunlar sergilemektedir. OSB'li bireyler kendilerine seslenildiğinde cevap vermeyebilir, diğer insanlarla göz temasından kaçınabilir ve yalnızca belirli hedeflere ulaşmak için başkalarıyla etkileşim kurabilir. OSB'li bireylerin yaklaşık yüzde 40'ı yaşamı boyunca konuşma öğrenemeyebilir. OSB'li bireyler, sahip oldukları sosyal etkileşim sorunları nedeniyle yaşa uygun akran etkileşimi kuramama, ortak alanlarda akranlarla zaman geçirmekten kaçınma, grup etkinliklerine katılamama, ortak dikkat olarak da adlandırılan başkalarıyla ilgi, duygu veya nesne paylaşma isteklerine uygun cevap verememe veya istekte bulunamama gibi sorunları sıkça karşı karşıya gelmektedir. Ayrıca sosyal kuralları anlamak, hatırlamak ve kuralların gerektirdiği davranışları yerine getirmek konularında yetersizlikler göstermektedirler. OSB'li birçok çocuk, kollarını sallamak, yanlamasına salınmak veya dönmek gibi tekrar eden hareketlerle veya alışılmadık davranışları herhangi bir ortamda uzun süre sergileyebilmektedir. Bir diğer taraftan kimi OSB'li bireylerde ilgi odağı ve yoğunluğu bakımından diğer insanlara oranla normal dışı sayılabilecek düzeyde yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olma durumu görülmektedir. OSB'li bireylerin özelliklerinden birisi de çevresindeki ses, doku, koku gibi duyusal uyaranlara aşırı duyarlı olması ve normal dışı tepkiler vermesidir. OSB'li bireyler dışarıdan bakıldığında herhangi bir motor yetersizliğe sahip değilmiş gibi görünmektedirler. Ancak OSB'li bireylerde, temel yetersizlik alanlarında, sosyal etkileşim, iletişim zorlukları ve tekrarlayan davranışlar, karşılaşılan sınırlılıklara ek olarak zayıf postür, koordinasyon ve motor planlama sorunları sıklıkla görülmektedir. OSB'li bireylerin yaklaşık %80'nin zihinsel yetersizliğinde eşlik ettiği görülebilmektedir. Zihinsel yetersizliği olmayan OSB'li bireylerin çoğunluğunun zeka düzeyi ortalama ya da ortalamaya yakın bir seviyede olduğu görülmektedir. Çok az sayıda ise üstün zekalı olarak tanımlanabilecek OSB'li birey bulunmaktadır. Üstün zekalı OSB'li bireyler Savunt olarak adlandırılmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde bakım hizmetleri Bakım hizmetlerine ilişkin prosedürler tanımlanırken her bir bireyin benzersiz olduğunu ve yetersizliğin tüm bireylere aynı türden sorunlar yaratmayacağı bilinmelidir. OSB'li bireylere bakım hizmetleri sunulurken konuşma, konuşma dili, okuma ve yazma, alternatif ve destekleyici iletişimi kullanma ve iletişimin stres üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere iletişimin bireyler üzerindeki etkisi ve önemine ilişkin kapsamlı bilgi sahibi olunmalıdır. Alternatif ve destekleyici iletişim (ADI) teknolojisi, OSB'li bireyler gibi sınırlı veya değişken konuşma becerilerine sahip bireyler için iletişimi olanaklarını önemli ölçüde artırabilmektedir. ADI, metinleri konuşmaya çeviren sentezleme yazılımları, dijital veya geleneksel resim panoları gibi farklı türden teknolojiler içeren araçlardan oluşmaktadır. OSB'li bireylerle kurulacak olan iletişimlerde Konuşma dili belirsiz ifadeler ve geniş sorulardan uzak olmalı, kelimenin yalnızca kendi anlamı kullanılmalı, mecaz anlatımlardan ve deyimlerden uzak, hassas bir dil kullanılmalıdır. OSB'li bireyler genellikle, sesler, ışıklar, kokular, dokunma veya tat alma gibi duyusal uyaranlarla ilgili normal dışı duyarlılık seviyelerine ve tepki göstermeye meyilli olabilirler. OCBli bireylerde vücut farkındalığı ve beden algısına yönelik sınırlılıklar sıklıkla görülmektedir. OCBli bireylerin zorluk yaşadıkları sağlık ve bakım alanlarından biri de diş sağlığı ve ağız bakımı hizmetleridir. Problemli bir durumla karşılan bakım personeli aşağıdaki konulara dikkat etmelidir. OCBli birey geleneksel yollarla iletişim kurmasa bile basit ve sade cümlelerle bireye sorular sorulmalıdır Bakım personeline tüm davranışların bir iletişim şekli olduğunu ve tüm insanların iletişim kurduğunu hatırlatılmalıdır. Sağlık ve psikolojik destek ekibi, yaygın tıbbi ve psikososyal nedenler de dahil olmak üzere tam ayırıcı tanıları düşünmelidir. Psikiyatrik hastalık, saldırganlığın veya problem davranışın olası nedenlerinden yalnızca biridir. Psikiyatri servislerine başvuran pek çok bireyin sıklıkla teşhis edilmemiş veya tedavi edilememiş tıbbi durumları vardır. Bu nedenle birey davranışlarının kökeni iyi incelenmeli, doğrudan farmakolojik müdahale için psikiyatri servislerine yönlendirilmemelidir. Bakım personeli için anahtar noktalar ise şunlardır. OSB nüfusu, farklı tür konuşma dili, yazılı iletişim, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme becerisi, tutarlılık ihtiyacı, duyusal duyarlılık, duygusal düzenleme ve benzeri ve düzeylerde sınırlılıklar yaşayan bireylerden oluştuğu için heterojen bir gruptur. Bu nedenle her birey kendi içerisinde değerlendirilmelidir. OSB'li bireyler yetersizliğe ek olarak epilepsi, gastrointestinal bozukluklar, beslenme ve beslenme sorunları, metabolik hastalıklar, kaygı, depresyon ve uyku bozuklukları gibi şiddetli kronik tıbbi hastalık oranları ve şiddete ve istismara daha fazla maruz kalma oranlarına sahiptir. Bu nedenle bakım personeli bireyin geçmiş yaşantılarına ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı olarak bilgi edinmeli ve edinilen bilgileri kolay aktarılabilecek şekilde saklamalıdır. Klinisyenler sorun çözme stratejileri, yardımcı teknolojiler, uyarlanabilir işlev veya iletişimin iyileştirilmesi için terapi ve bakım personeline yönelik eğitim hizmetleri sağlayarak, bireylerin toplumsal kabulünün sağlanması, erişim haklarının kullanılması ve topluma katılımı destekleme etkinlikleriyle bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmelidir. Bakım personeli alternatif iletişim sistemleri kullanma Duyusal uyaranları düşürme, ziyaretlerde ilave yapılar oluşturma, ekstra zaman ayırma ve görsel uyaranlara ağırlık verme yoluyla bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştırabilmektedir. Bakım personeli, OSB'li bireylerde hastalık şüphesinde olduklarında, hastalıkların sıklıkla temel davranış veya işlevlerde değişiklikler yoluyla kendilerini gösterebileceğini unutmamalıdır. Bireylerde görülen kaygı ve endişe durumlarında tıbbi ve psikososyal nedenleri düşünmelidirler. Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler 2 dersi 5. ünite özeti. Zihin yetersizliği olan bireyler. Zihin yetersizliği. Zihin yetersizliği, yaşamın ilk 18 yılında ortaya çıkan, hem zihinsel işlevlerde hem de kavramsal beceriler, sosyal beceriler ve pratik uyum becerileri olarak ifade edilen uyumsal davranışlarda önemli sınırlılıklar olarak betimlenmektedir. Zihinsel işlevlerin belirlenmesinde zeka testlerinden faydalanılmaktadır. Bu testler sonucu elde edilen puan bize bireylerin zeka bölümünü vermektedir. Günümüzde zeka bölümünün belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmakta olan testler Stanford-Binet ve Wechsler çocuklar için zeka testidir. WISC-R. Bu testlere göre normal olarak adlandırılan zeka bölümü 100'dür bunun iki standart sapma altı ise Stanford Binet, bir standart sapma 16 puan, için 68 puan, WICR, bir standart sapma, için 70 puana denk gelmektedir. Şu halde bir bireyin zihin yetersizliği tanısı almasındaki ilk koşul, zeka bölümünün Stanford Binet için 68 ve WICR için 70'in altında olmasıdır. Uyumsal davranışlar ise bireyler tarafından öğrenilen ve günlük yaşamda kullanılan kavramsal, sosyal ve pratik beceriler olarak üç grupta toplanmıştır. Sosyal beceriler, kişiler arası beceriler, sosyal sorumluluk, öz saygı, boş zaman becerileri, uyanık olma, aldatılabilir olmama, kuralları takip etme, yasalara uyma, kurban olmaktan kaçınma ve sosyal problemleri çözme becerilerini içermektedir. Pratik beceriler, günlük yaşam becerilerini, öz bakım, mesleki beceriler, para kullanımı, güvenlik, sağlık bakımı, seyahat, rutinler, zamanı yönetme ve telefon kullanımını kapsamaktadır. Kavramsal beceriler ise dil, okuma ve yazma, para, zaman ve sayı kavramlarını içermektedir. Uyumsal davranışlar, uyumsal davranış ölçekleriyle değerlendirilmektedir. Yaygın olarak kullanılmakta olan uyumsal davranış ölçekleri AMD Uyumsal Davranış Ölçekleri, The American Association for Mental Deficiency Adaptive Behavior Scales aamd Bağımsız Davranışlar Ölçekleri Gözden Geçirilmişi, Scales of Independent Behavior Revised Sibre ve Vineland Uyumsal Davranış Ölçeğidir. Bir bireyin zihin yetersizliği tanısı alması için uyumsal davranışlar başlığı altında sıralanan becerilerden en az ikisinde önemli derecede sınırlılıkları olması gerekmektedir. Zihin yetersizliğinin tanı ölçütleri zeka bölümü, uyumsal davranışlar ve yaştır. Bir bireyin zihin yetersizliği alması için yetersizliğin 18 yaşından önce ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Zihin yetersizliğine yol açan etmenler farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Zihin yetersizliği oluşum zamanına göre doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenler olarak sınıflandırılmakta ve yetersizliğin türüne göre tıbbi, sosyal, davranışsal ve eğitsel özellikler olarak incelenebilmektedir. Bu kitapta ise zihin yetersizliğine yol açan etmenler genetik bozukluklar, kromozom bozukları, metabolizma bozuklukları olarak sınıflandırılmıştır. Genetik bozukluklar ise baskın genlerin neden olduğu genetik bozukluklar ve çekinik genlerin neden olduğu genetik bozukluklar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Zihin yetersizliği olan bireylerle çok farklı disiplinlerden uzmanların çalışıyor olması sınıflama konusunda farklı yaklaşımların doğmasına neden olmuştur. Zihin yetersizliğinin sınıflaması, bu kitapta üç temel yaklaşım başlığı altında incelenmiştir. Bu yaklaşımlar, a. Zihin yetersizliğinin nedenleri temel alınarak yapılan sınıflama, B. Zeka bölümü temel alınarak yapılan sınıflama, C. Zihin yetersizliği olan bireylerin gereksinimleri temel alınarak yapılan sınıflama ve D. Eğitsel sınıflamadır. Dünya Sağlık Örgütü 2011 yılında yayımladığı raporda dünya nüfusunun yaklaşık %15'nin engelli olduğunu ve bu kişiler arasındaki %2, iki arasındaki nüfusun ise işlevlerini yerine getirme konusunda çok ciddi zorluklar yaşadığının tahmin edildiğini ifade etmektedir. Ülkemiz ise Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2002 yılı yapılan Türkiye Engelliler Araştırması'nın sonuçlarına göre nüfusun %12,8'ini engelli bireyler oluşturmaktadır. Ortopedik engelliler %1,25, görme engelliler %0,6, işitme engelliler %0,4 zihin yetersizliği olanlar %0,5 dil ve konuşma engeli olanlar %0,4 ve ruhsal ve kronik hastalığı olanlar da %9,7 oranındadır. Zihin yetersizliği olan bireylerin özellikleri Zihin yetersizliği olan bireylerin öğrenme ve bilişsel özellikleri bakımından normal gelişim gösteren akranlarından anlamlı ölçüde geri oldukları belirtilmektedir. Bu beceriler dikkat, güdülenme, ayırt etme, bellek, organize etme, transfer etme, genelleme ve prova etmedir. Öğrenme, bireyin davranışlarında olgunlaşma, büyüme ve yaşlanmaya bağlı olmaksızın gerçekleşen alıştırma yapma ve deneyim kazanma süreci olarak tanımlanmaktadır. Biliş ise öğrenmeyi gerçekleştirmede etkili olan becerileri kapsayan zihne ilişkin geniş bir kavrama karşılık gelmektedir. Dikkat Algıyı çevredeki uyaranlara odaklama, işlenecek ve depolanacak bilginin seçimi, bilgi işlemleme sürecindeki kapasite ve bilgiyi işleme ve depolama sürecindeki zihinsel çaba olarak tanımlanmaktadır. İki tür dikkat söz konusudur. Bunlar seçici dikkat ve sürekli dikkattir. Güdülenme, uyarılma, algı, dikkat, kaygı, pekiştirme ve geri bildirim gibi süreçlerle bireyin öğrenmeye istekli olma durumudur. Ayırt etme ise pek çok uyaran arasından bir uyaranı belirleme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Bellek, hafıza, bilgiyi saklama ve gerektiğinde hatırlama becerisi olarak tanımlanmaktadır ve öğrenme sürecinde etkin olarak rol almaktadır. Bellek, kısa bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kısa süreli bellek, birkaç dakikayı geçmeyen hatırlama durumlarında rol almaktadır. Uzun süreli bellek ise üzerinden uzun zaman geçmiş olan durumlarda geçerlidir. Organize etme yetisi, bilgiyi depolama amacıyla bilgilerin istiflenmesi ve kategori halinde saklanmasına karşılık gelmektedir ve bilgilerin geri çağrılmasında oldukça önemlidir. Transfer etme ya da genelleme, daha önce öğrenilmiş olan bir bilginin benzer ama farklı problemlere ya da benzer ama farklı durumlarda uygulanmasıdır. Prova etme, bilgilerin edinilmesi amacıyla tekrar etme sürecidir ve sözel içerikli bilgilerin öğrenilmesi ve tekrar edilmesi için dil becerileri devreye girmektedir. İletişim, sosyal bir varlık olan insanın toplu yaşama amacıyla kendi aralarında duygu, düşünce ya da haber değiş tokuşunu içeren, dili ve konuşmayı da kapsayan şemsiye bir terim olarak tanımlanmaktadır. İletişimin üç temel işlevi bulunmaktadır. a. Davranış düzenleme, b. Dikkat yönetme ve c. Sosyal etkileşimde bulunma. İletişim işlevleri göz önünde bulundurulduğunda, mesajlarımızı alıcılara aktarmak üzere en sık kullandığımız araç ise dildir. Dil, iletişim amacıyla kullanılan, evren hakkındaki düşünceleri simgeleyen, uzlaşmaya dayalı biçimlerden, kodlardan oluşan bir dizgedir, sistemdir. Dil çok karmaşık bir yapıya sahip olup genellikle ayrıntılı incelenirken bileşenlerine ayrılmakta ve farklı kaynaklarda farklı biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Dilin bileşenleri bazı kaynaklarda ses bilgisi, fonoloji, biçim bilgisi, morfoloji, söz dizimi, sentaks, içerik, anlam bilgisi, semantik ve kullanım bilgisi, pragmatik olarak sınıflandırılabilmektedir. Dil ayrıca bazı kaynaklarda biçim İçerik ve kullanım olarak da incelenmekte biçim bileşeni, ses bilgisi, fonoloji, biçim bilgisi, morfoloji ve söz dizimi, sentaks olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Konuşma ise sözel dildeki seslerin çıkarabilmek amacıyla konuşmada görev alan organların harekete geçirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Zihin yetersizliği olan bireylerin sosyal, duygusal ve psikolojik özellikleri, bir bireyin sosyalliğini açıklayan kavramların başında sosyal yeterlik gelmektedir. Sosyal yeterlik, uzlaşılmış bir tanıma sahip olmamakla birlikte pek çok bileşeni olan ve yaşam kalitesi için gerekli görülen bir kavramı ifade etmektedir. Sosyal yeterlik, uyumsal davranışlar ve sosyal beceriler olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Uyumsal davranışlar, Bireyin yaşına, içindeki yaşadığı toplumun gerektirdiği biçimde sosyal sorumluluk ve bireysel bağımsızlık ölçütlerini karşılamadaki etkinliği ve bu etkinliğin derecesi olarak tanımlanmaktadır. Uyumsal davranışlar günlük yaşamda içinde öğrenilmektedir. Kavramsal, pratik beceriler başlıkları altında incelenen beceriler uyumsal davranışları oluşturmaktadır. Kavramsal beceriler, para, zaman ve sayı kavramlarından okuma ve yazma becerilerinden ve dil becerilerinden oluşmaktadır. Pratik beceriler, günlük yaşam becerilerini, mesleki becerileri, para kullanımını, güvenlik becerilerini, kişisel sağlık bakımını, seyahat becerilerini ve telefon kullanmayı kapsamaktadır. Sosyal yeterliliği oluşturan bir diğer unsur ise sosyal becerilerdir. Sosyal yeterlik şemsiye terimi altında yer almakta olan sosyal beceriler zeka, dil, Algı, tutum ve içinde bulunulan ortam gibi pek çok etmenle doğrudan ilişkilidir. Sosyal beceriler pek çok özellikten oluşmaktadır. Bu özellikler izleyen biçimde sıralanmıştır. Sosyal beceriler öğrenilmiştir. Sosyal beceriler bireyin o an içinde bulunduğu duruma özgüdür. Sosyal beceriler bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarıyla ilişkilidir. Sosyal beceriler, sosyal ortamlarda olumlu sonuçlar alma ya da olumsuz sonuçlar almayı önlemek amacıyla sergilenmektedir. Sosyal beceriler bir amaç doğrultusunda sergilenmektedir. Sosyal beceriler gözlenebilen davranışlardan ve gözlenemeyen duygusal ve bilişsel süreçlerden oluşmaktadır. Genel itibariyle sosyal beceriler sosyal ilişkileri başlatma, bu ilişkileri sürdürmeye yönelik beceriler grup içinde bir işe ilişkin sorumluluk alma becerileri, saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri, stresle baş etme becerileri ve plan yapma ve problem çözme becerileri olarak sınıflandırılmaktadır. Zihin yetersizliği olan bireylerin bir diğer özelliği ise duygusal, psikolojik özellikleridir. Zihin yetersizliği olan bireylerin duygusal, sosyal ve psikolojik gereksinimleri, yetersizliği olmayan tüm bireylerle aynıdır ancak zihin yetersizliği olan bireylerin öğrenme özellikleri, uyumsal davranışları gibi pek çok özelliği akranlarından farklı davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır. Zihin yetersizliği olan bireylerde öğrenilmiş çaresizlik görüldüğü ifade edilmektedir. Öğrenilmiş çaresizlik, bireylerin olayların kendileri tarafından kontrol edilemediği inancıdır ve bu inanç bireylerin tekrarlanan başarısızlıkları durumları ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu durumun üstesinden gelinebilmesi için zihin yetersizliği olan bireylerin başarılı olduğu deneyimleri yaşaması ve bunlara ilişkin olumlu geri bildirim almaları gerekmektedir. Zihin yetersizliği olan bireyleri normal gelişim gösteren akranlarından ayıran bir diğer psikolojik özellik ise benlik kavramlarıdır. Benlik kavramı, kişilerin kendilerinin farkında olması, kendilerini diğerlerinden ayıran özellikleri ayırt etmesi, kendine bu özellikler temelinde ayırdığı özel alanı koruması ve genişletmesi olarak tanımlanabilmektedir. Eğitimin bireylere kazandırmayı hedeflediği bir diğer psikolojik özellik ise kendini düzenlemedir. Kendini düzenleme, bireylerin zamanı planlama ve yönetme, bir işe dikkatini yoğunlaştırma ve dikkati sürdürme kaynakları uygun kullanabilme ve üretken olma olarak tanımlanabilir. Zihin yetersizliği olan bireylerin psikolojik özelliklerine ilişkin bir diğer unsurun ise yaşam sorumluluğunu alma yeterliliklerinin de bilişsel özellikleri nedeniyle sınırlı olduğunu vurgulanmaktadır. Yaşam sorumluluğunu alma çok geniş bir kavram olup, bireylerin yaşam içinde kendine hedef koyma, bu hedefe ilişkin planlar yapma ve bu planlara uyma, gerektiğinde planlarda değişiklikler meydana getirme olarak tanımlanmakta ve sonuç olarak bireylerin bağımsız yaşam için gerekli olan becerilerini sergileyebilmesini ifade etmektedir. Zihin yetersizliği olan bireylerde görülebilen bir diğer psikolojik özellik ise dışa yönelimdir. Dışa yönelim bireyin problem çözme süreçlerinde kendi potansiyellerden ziyade dışsal ipuçlarına güvenmesi olarak açıklanabilir. Zihin yetersizliği olan davranış özellikleri incelendiğinde bireylerin uyumsal davranışlardaki sınırlılıkları günlük yaşamlarında birçok problem yaşamalarına neden olmaktadır. Bununla birlikte, zihin yetersizliği olan bireylerin akranlarına kıyasla daha fazla uygun olmayan, problem, istenmeyen, davranışlar, saldırgan davranışlar ve kendini yaralama davranışları sergiledikleri ifade edilmektedir. Uygun olmayan davranışların, elde etme ve kaçma olmak üzere iki temel işlevi bulunmaktadır. Elde etme işlevi, duygusal uyaran elde etme, ilgi, dikkat elde etme ve nesne, etkinlik elde etme kaçma işlevi, duyusal uyarandan kaçma, ilgi, dikkatten kaçma ve nesne, etkinlikten kaçmadır. Zihin yetersizliği olan bireylerin motor, kas ve sağlık özellikleri, motor, kas gelişimi, insan vücudunun hareket etme yetisidir. Merkezi sinir sisteminin gelişimiyle bireyin isteği doğrultusunda vücudunu kullanması olarak da açıklanabilir. Motor, kas gelişimine bağlı olarak gelişen beceriler büyük kas, kaba motor ve ince kas, ince motor becerileri olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Büyük kas becerileri yürüme, koşma, topu yakalama gibi becerileri ifade ederken ince kas becerileri tutma, kavrama gibi becerilere karşılık gelmektedir. Zihin yetersizliği olan bireylerin genetik ve metabolik nedenlerden ötürü fiziksel olarak akranlarından geç büyümektedir. Bu durum zihin yetersizliği olan bireylerin kaslarının geç gelişimine, kasların geç gelişimi ise hem yürüme, dengede durma zıplama gibi büyük kas, hem de oyuncağın düğmesine basma, kaşık tutma, kalem tutma, ipe boncuk dizme gibi ince kas becerilerini de olumsuz etmektedirler. Zihin yetersizliği olan bireylerin yetersizlikleri nedeniyle yaşayabilecekleri motor, kas problemlerinin yanı sıra önemli bir kısmının alt sosyoekonomik düzeyden geldikleri ve yeterli beslenemedikleri de vurgulanmaktadır. Zihin yetersizliği olan bireylerde sıklıkla karşılaşılan bir diğer problem ise halk arasında sarı olarak da adlandırılan epilepsidir. Epilepsi nöbeti, beynin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması ile oluşan klinik bir durum olarak tanımlanmaktadır. Zihin yetersizliği olan bireylerde psikiyatrik problemler de görülebilmektedir. Akıl hastalıkları ile zihin yetersizliği birbirinden tamamen farklı durumları ifade etmektedir ancak kimi zaman zihin yetersizliği olan bireylerin bazı davranışlarının akıl hastalığından mı yoksa zihin yetersizliğinden mi kaynaklandığı belirlemek güç olabilmektedir. Zihin yetersizliği olan bireylerle yaşayan kişilerin ve çalışan uzmanların dikkat etmesi gereken önemli noktalardan biri de güvenlik becerileridir. Sistematik öğretimle öğretilebilen güvenlik becerilerini, zihin yetersizliği olan bireyler bilişsel performanslarındaki yetersizlikler ve uyumsal davranışlarındaki sınırlılıklarından ötürü kendi başlarına öğrenememektedirler. Zihin yetersizliği olan bireyler ve bakım, Tarihte ilk bakım hareketlerinin orta çağda kilisenin toplum üzerindeki baskısıyla zihin yetersizliği olan bireylere manastırlarda bakım sağlanmasıyla başladığından söz edilebilir. Günümüzde zihin yetersizliği olan bireylere bakım hizmetleri, bakım evlerinde, bağımsız yaşam evlerinde, destekli yaşam düzenlenmelerinde, aileleriyle birlikte yaşadıkları evlerde ve kendi evlerinde sunulabilmektedir. Zihin yetersizliği olan bireylere sunulan bakım hizmetlerinin içeriğinde, a. Bakım planlaması, b. Birey merkezli bakım planı, c. Bakım yönetimi, d. Sağlık eylem planı, e. Bakım programı yaklaşımı ve, f. Yaşam planlaması yer almaktadır. Bakım planı, bakım planı, zihin yetersizliği olan bir bireye sunulacak bakıma ilişkin planı açıkça gösteren yazılı belgedir. Bu plan, bireyin günlük yaşam içinde ne yapabildiğini ve ne yapacağını ve neye gereksinim duyduğunu göstermektedir. Birey merkezli bakım planı, bakım planlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Tüm bakım planlaması zihin yetersizliği olan bireyi karar verme süreçlerinin tam merkezine koymalıdır ve bu yetersizlik derecesi ne olursa olsun her birey için bu şekilde gerçekleştirilmelidir. Birey merkezli bakım planlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar, birey için neyin önemli olduğunun keşfedilmesi, gereksinim duydukları desteğin belirlenmesi, bireylerin gereksinimlerini karşılayan ve hayatını kolaylaştıran bir eylem planının geliştirilmesi ve bu eylem planına sadık kalınması ve gerektiğinde sonuçlara dayalı olarak değişikler yapılmasıdır. Birey merkezli bakım planlarında düşünülmesi gereken en önemli unsur, bağımsızlıktır. Bakım sürecinde zihin yetersizliği olan bireyin kendi bakım sürecine ilişkin kararlar alması ve bakım sürecinin bireyi bağımsızlığa taşımasının önemi vurgulanmaktadır. Birey merkezli bakım planlarında dikkat edilen bir diğer unsur ise insan haklarıdır. Bakım yönetimi, bakım yönetimi, bireylerin gereksinimlerini değerlendiren ve bundan yola çıkarak bu gereksinimleri karşılayacak bir bakım paketi oluşturmaya yarayan sistemdir. Sağlık eylem planı, sağlık eylem planı, bireylerin sağlıklarını korumayı ve geliştirmek üzere detaylı eylemleri içeren kişisel eylem planlarıdır. Bakım programı yaklaşımı, bakımı en iyi sunabilecek kişiler ve servislerle bakım sürecini değerlendirme, planlama ve eşgüdümlü olarak destekleme yöntemidir. Bu yöntem, bireylerin korunması ve veya risk altında oldukları durumlarda uygulanmaktadır. Bakım programı kapsamlı risk değerlendirmesini içeren, çok disiplinli ve birey merkezli olan sosyal ve sağlık bakımlarının değerlendirme süreci temelinde bir kuramsal çerçevedir. Standart modelde, bir yıllık gözden geçirmeler ve 6 aylık program yaklaşımını değerlendirme süreçleri bulunmaktadır. Yaşam planlaması, yaşam planlaması, daha uzun ya da daha kısa vadeli olmak üzere her bireyin kendi hayatları içinde farklı biçimlerde düşünmüş olduğu şeyleri içermektedir, kimilerinin daha net planları bulunurken, kimileri daha az plan yaparak yaşayabilirler. Okumak, evlenmek, kariyer planlaması, çocuk yapmak, ev almak, para biriktirmek ve daha bir sürü konu yaşam planlamasının içinde yer almaktadır. Zihin yetersizliği olan bireylere bakım hizmeti sunan uzmanların, zihin yetersizliğin bakım süreci rolü göz önünde bulundurulduğunda sorumlulukları şu şekilde sıralanmıştır zihin yetersizliği olan bireylere, birey olduklarını unutmadan yaklaşmak ve saygı duymak. Herhangi bir tedaviden ya da bakımdan önce zihin yetersizliği olan bireyden onay almak. Zihin yetersizliği olan bireye ilişkin özel bilgileri gizli tutmak. Zihin yetersizliği olan bireye bakım hizmeti sürecinde yer alan diğer uzmanlara eşgüdümlü çalışmak. Profesyonel bilgiyi ve yeterlilikleri kullanmak. Dürüst olmak, olası riskleri belirlemek ve en aza indirmektir. Zihin yetersizliği olan bireylere bakım hizmeti sunan kişilerin bu alana ilişkin bilgilerinin olması ve devlet bünyesinde bakım personeli olarak kayıtlı olmaları gerekmektedir. Zihin yetersizliği olan bireylere sunulan bakım süreci, bu bireyler için geliştirilecek bireyselleştirilmiş bakım planı çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Bakım süreci kendi içinde belirli dönemlere ayrılmaktadır. Bu dönemler sırasıyla, a. Tanılama, b. Bireyin performansını ve gereksinimlerini değerlendirme, c. Yerleştirme, d. Birey merkezli bakım planı hazırlama, e. Bakım planını uygulama ve, f. Süreci değerlendirmedir. Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler 2 dersi 6. ünite özeti. Nörolojik hastalığı olan bireyler. Nörolojik hastalıklar arasında en yaygın olanları, a. Beyin felci, cerebral palsi, b. Merkezi sinir sisteminde doğuştan oluşan anomaliler, C, epilepsi, sara, D, uyku bozuklukları, E, hareket bozuklukları, F, demans, bunama ve Alzheimer hastalığı olarak sıralanmaktadır. Nörolojik hastalıkların tanımı ve özellikleri. Beyin felci. Beyin felci, anne karnındaki veya yeni doğmuş bebeğin beyninde oluşan herhangi bir hasarın, bebeğin hareket ve duruşunda sınırlılıklara yol açmasıyla oluşan kalıcı bir bozukluktur. Beyin felcine sahip olan bireylerde çeşitli dinamik hareket bozuklukları görülmektedir. Bu bozukluklar aşağıda açıklanmıştır. Atetoz, bireyin elleri ve el parmaklarının farklı yönlere bükülmesi şeklinde görülen istemsiz hareketlere denir. Kore, bireyin kol, bacak ve yüz bölgesinde titremeler, sıçramalar ve tikler oluşmasına denir. Distoni, bireyin vücudunun tümünde veya bir bölümünde görülen, istem dışı kasılmalar, spazmlar ve seyirmelere yol açan hareket bozukluğuna denir. Hipotoni, bireyin eklemlerinde oluşan pasif hareketlere karşılık olarak kaslarının sergilediği direnç düzeyinde meydana gelen azalmadır. Bir başka deyişle, hipotoni, bireyin kaslarında oluşan kayıp düzeyini ifade eder. Beyin felcinin türler distonik beyin felci, hipotonik bireyin felci, ataksik beyin felci ve spastik beyin felcidir. Merkezi sisteminde doğuştan oluşan anomalilere dair birkaç önemli kavram bulunmaktadır. Bunlardan hipoplazi, bir doku veya organın yetersiz veya eksik gelişimi anlamına gelmektedir. Displazi, bir organ, dokunun anormal gelişimi veya bir hücre, dokunun fenotipinde, dış yapı, oluşan değişiklik olarak tanımlanmaktadır. Atrofi ise hücre boyutunda veya sayısında azalma nedeniyle gelişimini tamamlayamayan doku veya organların kaybı anlamına gelmektedir. Aşağıda merkezi sinir sisteminde doğuştan oluşan anomalilerin farklı türlerine yer verilmiştir. Bu türler, doğuştan oluşan nöral tüp kusurları, ön beyinle oluşan rahatsızlıklar, dışsal migrasyon anomalileri, beynin boyutuyla ilgili hastalıklar şeklinde dört farklı türde incelenmektedir doğuştan oluşan nöral tüp kusurlarının, anensefali, ne sefalozil, mielomeningosel, meningosel, bağlı kordon ve spina bifida okulta olmak üzere 6 farklı türü bulunmaktadır. Ön beyinde oluşan rahatsızlıklar, a. holoprozensefali, b. septooptik displazi ve c. corpus kolosum, iki beyin yarı küresini birbirine bağlayan beyaz cevher, ak madde kitlesi, anomalileri olmak üzere 3 farklı türde oluşmaktadır. Dışsal migrasyon anomalileri, A, lisensefali, B, pachygraia, C, heterotopya, D, polimikroblia, E, şizensefali ve F, fokal kortikal displazi olmak üzere 6 ayrı türden oluşmaktadır. Merkezi sinir sisteminde doğuştan oluşan anomalilerin bir türü olan beynin boyutuyla ilgili hastalıklar, A, mikrosefali, B, makrosefali ve C, hemimegalensefali olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Epilepsi, epilepsi merkezi sinir sisteminde bulunan hücrelerinde yaşanan ani bir elektrik boşalması sonucunda oluşur. Bu durum genellikle birkaç dakika içerisinde sona erer. Yaşanan bu elektrik boşalması zaman içerisinde tekrarlanırsa bu duruma epilepsi hastalığı denilir. Epilepsi hastalığının diğer bir adı sara'dır. Bu hastalık tekrarlayan nöbetler şeklinde görülür. Epilepsi hastalığı çocukluk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır. Nedenleri genellikle tam olarak bulunamasa da bu hastalığa sebep olan bazı faktörler şunlardır: Doğum esnasında beynin zedelenmesi veya oksijensiz kalması, kromozom hastalıkları, enzim bozuklukları, beyin tümörleri, menenjit ve beyin zarı iltihabı, annenin alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanması, doğum sonrası kazalar sonucu beyin travması geçirme ve beynin zedelenmesi. Ateşli havale geçirme, uyku bozuklukları, uyku bozukluklarının yoğunlukları yetersizlik türlerine göre farklılaşmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerde uyku bozuklukları diğer gelişimsel yetersizliği olan veya herhangi bir yetersizliği olmayan bireylerden daha fazla görülmektedir. OSB'li bireylerde görülen yaygın uyku bozuklukları, a. geç uyuma, b. geceleri sık uyanma, c. sabahları erken uyanma, d. uyku düzeni eksikliği, e. sık kabuslar görme ve, f. uyku süresinin azlığıdır. Down sendromu olan bireylerde yatakta uykuya dalmada zorluk, gündüz uykusu yüzünden gece uyuyamama gibi çeşitli uyku bozukluğu türleri bulunmaktadır. Bu bozuklukların en temel nedeni, solunum bozukluklarıdır. Prader-Willi sendromu obezite, gelişimsel gerilik, davranış bozuklukları, uyku ve solunum problemlerine yol açan bir yeme bozukluğudur. Bu sendrom genetik bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip bireylerde uyku apnesi, aşırı gündüz uykusu ve solunum problemleri görülmektedir. Beyin felci olan bireylerde uyku bozuklukları genel nüfusa oranla daha yaygındır. Bu hastalığa sahip olan bireylerde en sık görülen uyku bozuklukları, uyku başlamada zorlanma, uyku uyanıklık arası geçiş bozukluğu ve uykuya bağlı solunum bozuklukları olmuştur. Beyin felci olan bireylerde, uyku bozukluğunu arttıran nedenler, a. epilepsi, b. kas kasılmaları ve c. kas iskelet sistemi ağrısı olarak sıralanmaktadır. Hareket bozuklukları Hareket bozukluklarını iyi bir şekilde tanımak ve gidermek çok önemlidir. Bu sayede yaralanmalar ve uzun süreli sakatlıklar önlenebilir. Hareket bozukluklarının en yaygın görülen türü yürüme bozukluklarıdır. Yürüme bozuklukları duruş, denge, ayak tabanının yere basma şekli, yürüme hızı, gövde ve bacakların duruşu gibi birçok faktörden etkilenir. Zihinsel yetersizliği olan bireylerin pek çoğu yavaş yürüyen normal bir yürüyüşe sahiptirler. Ancak, bu bireyler hızlı yürüme, parmak ucunda ya da topuklarına basarak yürümede sorun yaşarlar. Yürüme bozuklukları, a. zehirlenmeler, b. omurilik hasarı, c. eklem hasarı ve, d. sinir sıkışmasından kaynaklanabilir. Hareket bozuklukları, Down sendromu, omurga daralması, görme kaybı, kafa travması, demans, bunama veya Parkinson hastalarında daha genç yaşta ortaya çıkar. Uyuşturucuya bağlı hareket bozuklukları, şizofreni, psikotik depresyon, bipolar bozukluk ve ilerlemiş Alzheimer, demans, bunanma hastalıklarında görülen belirtilere benzerdir. Hareket bozukluklarının diğer bir şekli de stereotipiler, yineleyici hareketler, tikler ve mimik bozukluklarıdır. Hareket bozukluğu görülen başka bir grup ise Pisa sendromu olan bireylerdir. Pisa sendromu olan bireyler, yürürken geriye doğru eğilmekte ve bu durumda yürüyüş dengesini bozmaktadır. Hareket bozukluklarının bir diğer şekli, Tourette sendromu olan bireylerde bulunmaktadır. Tourette sendromu olan bireylerde, tikler ve istemsiz hareketler oldukça yaygındır. Hareket bozukluklarına yol açabilecek diğer problemler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, DHB, bipolar bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, OKB, takıntılı kişilik, ansiyete, endişe bozukluğu, depresyon, öğrenme güçlüğü ve davranış bozukluğu olarak sıralanabilir. Demons, bunama ve Alzheimer hastalığı. Demons, bireyin zihinsel ve sosyal becerilerinin, gün içerisinde gerçekleştirdiği aktiviteleri gerçekleştirmesini etkileyecek düzeyde kaybetmesine neden olan bir hastalıktır. Demons hastalığı olan bireylerin ortak özellikleri, zihinsel işlevleri ve kişilik özelliklerinin aşamalı olarak bozulması ile günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri etkinliklerde belirgin bir düşüş yaşanmasıdır. Demons hastalığının yaygın belirtileri, a. hafıza kaybı, b. dil, düşünce ve ruh halinde görülen değişiklikler, c. halüsinasyon görme, d. psikoz ve e. uyku bozuklukları olarak sıralanmaktadır. Bu belirtilere ek olarak, Demons hastalarında yürüme bozuklukları, yutkunma zorlukları, günlük yaşamda aktivite kaybı ve epileptik nöbetler görülebilir. Demons, yaşla ilişkili bir hastalıktır. Demons şiddet düzeyine göre, a. hafif düzey, b. orta düzey, c. ağır düzey ve d. ileri düzey olmak üzere dört ayrı türe ayrılmaktadır. Demons olma olasılığı yüksek olan risk grupları, yaşlılar, kadınlar, Eğitim düzeyi düşük olan bireyler, çeşitli tıbbi hastalıklara sahip bireyler, geçmişte ailesinde demans hastalığı bulunan bireyler ve kafa travması geçiren bireyler olarak sıralanabilir. Alzheimer hastalığı demansın en yaygın şeklidir. Alzheimer, bireyin hafızasını olumsuz etkileyen, yakın geçmişte olanları hatırlayamama, hangi zamanda ve nerede bulunduğunu unutma ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ile kendini gösteren bir hastalıktır. Alzheimer hastalığının klinik belirtileri, hafıza, akıl yürütme, görsel, mekansal performans, kişilik, davranış ve dil alanlarından en az ikisinde başarısız olmadır. Nörolojik hastalıkların tanılama süreçleri, beyin felcinin tanısı uzman bir ekip tarafından konulur. Bu ekibin içerisinde, çocuk doktorları, nörologlar, ortopedistler, rehabilitasyon uzmanları ve genetik uzmanları bulunur. Beyin felci için risk faktörleri, doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olarak üç grupta toplanır. Beyin felci tanısı, gelişmekte olan çocuklarda nörolojik muayene bulguları ile motor gecikmenin ve veya sapmanın değerlendirilmesi ile gerçekleştirilir. Nörolojik değerlendirme, hareket ve duruş anormalliği ve kas tonusunda, kasların gerginliğinde, anormallik durumlarını kapsamaktadır. Merkezi sinir sisteminde doğuştan oluşan anomalilerde anne kanında alfa fetoprotein (AFP) düzeyi artar. Gebeliği izleyen doktor AFP düzeyine gebeliğin 16 ila 20 haftalarında tek başına bakabilir ya da gebeliklerde kullanılan üçlü, dörtlü testler AFP'yi de içerdiği için bu testlerle birlikte değerlendirilebilir. Epilepsi tanısı ağırlıklı olarak klinik öyküye dayanır. Genel olarak epilepsi hastalarının kendilerinden doğrudan bir tıbbi hikaye edinme olasılığı çoğu zaman mümkün değildir. Epilepsinin tanılanmasında hastanın yakınlarının doktora sunacağı bilgiler oldukça önemlidir. Epileptik nöbetlerin hangi sıklıkla oluştuğu ve nöbet sırasında yaşanan durumlar hastanın yakınları tarafından dikkatli bir şekilde incelenmeli ve bu bilgiler doktora eksiksiz bir şekilde ulaştırılmalıdır. Epilepsinin tanılanabilmesi için bazı tetkiklere ihtiyaç vardır. Bu tetkikler beyin tomografisi, EEG, MR ve bazı özel testlerdir. Uyku bozukluklarının tanılanması sürecinde uyku bozukluklarının birçoğu için uykuda gerçekleştirilen tetkiklere gerek yoktur. Uyku bozukluğu olan hastaların yaşadıklarını temel alan uyku bozukluğu tanı kriterleri bulunmaktadır. Doktorlar, bu belirtilerden hareketle birçok uyku bozukluğunu tanısı koyabilmektedir. Fakat bazı hastalarda, uyku bozukluğunun türü ve şiddetinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi için uyku tetkiklerinin yapılması gerekebilir. Uyku tetkikleri arasında en güvenilir sonuçlar vereni, polisomnografi'dir. Demans ve Alzheimer hastalıklarının teşhisi genetik ve biyolojik belirtileri bulunmasına rağmen, demans tanısı esas olarak klinik öykü ve muayene aracılığıyla konulur. Demansın tanı ölçütleri aşağıda sıralanmıştır: Kısa veya uzun vadeli hafızalarda değer düşüklüğü, soyut düşünce bozukluğu, mantıklı karar verememe, kişilik değişimi, iş, sosyal hayat ve başkalarıyla olan etkileşimleri olumsuz etkileyen bilişsel değişiklikler, Delirium kişide dikkat ve hafıza gibi bilişsel işlevler ile davranışlarda bozulma ile sonuçlanan, hızlı ve dalgalı seyirli bir nöropsikiyatrik bir bozukluk, un varlığında Demons meydana gelmez. Demons rahatsızlığı organik olmayan herhangi bir zihinsel rahatsızlıktan, depresyon, şizofreni ve benzeri kaynaklanmaz. Demons hastalığının tanılanmasında yaygın olarak kullanılan testler, bireylerin değerlendirilmesinde üç ayrı alana odaklanmaktadır. Bu alanlar A bilişsel, B davranışsal ve C işlevsel alanlar olarak sıralanmaktadır. Bilişsel testler, bellek testleri, semantik testler, dikkat testleri, dil testleri, görsel mekansal işlev testleri, yürütücü işlev testleri, praksis, alet kullanma, giyinme, yürüme güçlükleri testleri ve gnosis, nesneleri tanıma testleridir. Davranışsal testler, kişilik değişikliği testleri, duygu durum bozukluğu testleri, algı bozukluğu testleri, düşünce bozukluğu testleri, davranış bozukluğu testleridir. İşlevsel testler ise sokakta günlük yaşam aktivitesi testleri, evde günlük yaşam aktivitesi testleri ve kendine bakım, öz bakım testleridir. Nörolojik hastalıkları müdahale süreçleri. Beyin felcinin tedavisinde ilk yapılması gereken şey hastalığın ilerleyişini engelleyici önlemler almaktır. Beyin felci olan hastalara yapılabilecek müdahaleler fiziksel terapi süreçleri, ilaç tedavisi ve cerrahi müdahalelerdir. Merkezi sinir sisteminde doğuştan oluşan anomaliler cerrahi müdahalelerle ya tamamen ortadan kaldırılmakta ya da olumsuz etkileri azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu durum tamamen anomalinin türüne ve şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Epilepsi hastalığının tedavisi bazı bireylerde ömür boyu sürebilirken, bazılarında belirli bir yaştan sonra epiletik nöbetler sona erdiği için tedaviye de son verilir. Epilepsi de en yaygın olarak kullanılan tedavi biçimi ilaç tedavisidir. Epilepsinin bir diğer müdahale yöntemi ise, cerrahi müdahaledir. Uyku bozukluklarının tedavi süreçleri, öncelikle uyku bozukluğuna neden olan çevresel etmenleri düzenlemekle başlar. Bu tedavi seçeneklerinden bazıları gece geç saatlerde kafein veya uyarıcı maddelerin kullanımını sınırlamak ve yatak odasında telefon, tablet ve benzeri mavi ışık yayan teknolojik cihazların kullanımını sınırlandırmaktır. Bunun dışında ilaç tedavisi olarak melatonin hormonu içeren ilaçların kullanımı da uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Hareket bozukluklarının tedavisinde A botulinum toksin enjeksiyonları BOTX, B derin beyin stimülatörü terapisi (DBS) ve C intratekal baklofen pompa terapisi (ITB) etkisi kanıtlanan yöntemler arasındadır. Demons hastalığı olan bireyler için sağlanması gereken ilk ve en önemli değişken, bu hastaların tedavileri sürecinde düzenli bir tıbbi bakım altında olmalarını sağlamaktır. Düzenli tıbbi bakımın ilk basamağı ise gerektiğinde uygun testlerin yapılmasıdır. Bunun için demansla ilgili en küçük bir şüphe, risk ve belirti oluştuğunda acilen bir sağlık kurumuna başvurarak değerlendirme talep edilmelidir. Demansın tedavi süreci genel olarak hastalığın nedenine bağlı bir şekilde değişmektedir. Demans hastalığının etkilerini azaltmak, geriletmek için ilaç kullanımı etkili bir uygulama olabilir. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların neden olduğu olumsuz etkileri yavaşlatabilmek için bir takım ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, Donepezil, Aricept, Galantamin, Razadine ve Rivastigmin, Excelin olarak sıralanmaktadır. Bunun yanı sıra, Demansın yol açtığı olumsuz davranışları azaltmak için de ilaç tedavisinden yararlanılmaktadır. Demons bağlı davranış bozukluklarının tedavisinde, bu spirin, baspar, amsiyete karşıtı, sitlopram, Celexa, ruh sağlığına yardımcı, fluoxetin, prozac, imipramin, tofranil ve trazodon, desayril gibi antidepresanlar, haloperidol, haldol, olanzapin, zaepreksa ve risperidon, risperdal gibi antipsikotik ilaçlar ile uyku düzeni ve ruh halini düzeltmek için metilfenidat, metilin, ritalin gibi uyarıcılar kullanılmaktadır. Bakım personelinin dikkat edeceği durumlar ve öneriler. Bakım personelinin karşılaşacağı en kritik durumlar epilepsi nöbetleri ve demans, bunama ve Alzheimer hastalığı olan bireylerin bakımlarıdır. Bakım personeli, bakımını üstlendiği kişinin herhangi bir epileptik nöbet geçirmesi durumunda sakin olmalı İlk önce hastanın kendisine zarar vermesini önlemeli, hastanın başını ve vücudunu yana doğru çevirip başının altına yumuşak bir yastık koymalı, hastanın dilini ısırmasını engellemek için nöbet sırasında kişinin çenesini açık tutmasını sağlamalı, hastanın giysileri sıkıyorsa gevşetmeli, hastayı kendine getirmek için kolonya sürme, tokat atma, soğuk su dökme, soğan koklatma gibi şeyler yapmamalı, hastaya hiçbir şekilde ilaç vermemelidir. Demons ve Alzheimer hastalarının bakımında ise hasta ile konuşurken basit kelimeler kullanmalı, hastayla konuşurken hastanın ilgisini dağıtacak sesli, görüntülü uyaranları, ÖRN, TV, radyo en aza indirmeli, hastayla mutlaka göz kontağı kurmalı, banyo için hastanın en rahat ve gevşemiş olduğu zaman aralıklarını seçmeli ve günün hep aynı saatinde banyo yapmayı bir rutin haline getirmeli, hastanın günün hep aynı saatinde giyinip soyunmasını sağlayarak bunu bir rutine çevirmeli hastayı kendi giyinmesi konusunda desteklemeli, hastanın fermuar veya düğme kullanmasında zorluk yaşanıyorsa CIRT cırtlı veya bantlı giysiler tercih etmeli, hastanın yemek yiyeceği ortamın sessiz ve rahat olmasına özen göstermeli, Birkaç çeşit yemeği küçük tabaklarla masaya koymalı ve hastaya seçim fırsatı sunulmalı, hastaları ağız diş sağlıklarını korumaları için yemeklerden sonra dişlerini fırçalamaya teşvik etmeli, hastanın yemeğini yiyeceği tabakların ve içecekler için kullanacağı bardakların kırılmaz özellikte olmalarına özen göstermeli, hastaya tuvalete gitmesini gün içerisinde yaklaşık 3 saatte bir hatırlatma yapılmalı, gece yatmadan önce çok miktarda sıvı alması engellenmeli tuvalet ihtiyacı olup olmadığı sık sık sorulmalı, yatağa gitme saati standart olmalı, koridorlarda gece lambası bulundurulmalı, banyo ve tuvalette kilit bulundurulmamalı, kimyasal maddeler hastanın ulaşamayacağı uzaklıkta olmalı, hastanın kendi başına ocak, fırın kullanımına müsaade edilmemelidir. Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler 2 dersi 7. ünite özeti. Ender görülen nöro gelişimsel sendromlar. Bireylerin fiziksel, Psikososyal ve bilişsel gelişimini etkileyen etmenlerin başında genetik yapı ve çevre olduğundan bahsedilmektedir. Genetik yapı, bireylerin anne ve babasından aktarılan genlerle oluşan altyapısıdır. Çevre, bireyin doğum öncesi sırası sonrasında içinde yaşadığı ve karşı karşıya kalacağı tüm etmenleri belirleyen ve kapsayan ortamdır. Çevrenin bireyin gelişimini önemli derecede etkilediği belirtilmektedir. Genetik yapı ve çevrenin etkisiyle bireylerde bazı bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan birisi de nörogelişimsel bozukluklardır. Nörogelişimsel bozukların pek çoğunun altında yatan neden, genetik altyapının doğum öncesi çevreyle etkileşimi sonucunda oluşan olumsuzluklarla ilgilidir. Bu olumsuzlukların sonucu olarak insan beyninde oluşması beklenen 8 farklı nörogelişimsel sistemden bir veya birden fazlasının etkilenmesi durumu nörogelişimsel bozukluk olarak nitelenmektedir. Örneğin, Rett Sendromu, Otizm, Down Sendromu, Fragile X Sendromu gibi farklılıklar nörogelişimsel bozukluğa bağlı olarak gelişen sendromlardır. Gelişim, gelişimin fiziksel, bedensel, motor, biyolojik, psikososyal ve bilişsel gelişim, zihinsel olmak üzere üç alanı bulunmaktadır. Fiziksel gelişim dendiğinde bedensel büyümeye dayalı olarak biyolojik ve motor işlevlerin tümünün gelişimini kapsayacak şekilde düşünmek gerekmektedir. Fiziksel gelişim doğum öncesi dönemden başlayarak ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Boy uzaması, ağırlık artması, Dişlerin çıkması, kas ve kemiklerin gelişmesi, organların büyümesi, beyin ve tüm sistemlerle duyu organlarının büyümesi ve olgunlaşması fiziksel gelişimin parçalarıdır. Fiziksel gelişimi etkileyen bazı etmenler bulunmaktadır. Bu etmenler şu şekilde sıralanmaktadır: Doğum öncesi etmenler, annenin yaşı, annenin beslenmesi, annenin kullandığı ilaçlar, annenin sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanması annenin hamilelik sırasında geçirdiği hastalık, RH faktörü, çevre kirliliği ve kimyasal maddeler, çoklu gebelik, gebelik toksemisi, kromozomal ve genetik etmenler, kalıtım, ırk, doğum sırası etmenler, doğumda beyin hasarı, bebeğin doğum sırasında oksijensiz kalması, doğum sonrası etmenler, cinsiyet, iç salgı bezleri, beslenme, hastalıklar, sosyoekonomik etmenler, iklim ve mevsimler, psikolojik etmenler yorgunluk, psikososyal gelişim insanın sosyal çevre ile etkileşimiyle oluşturduğu psikolojik durumunun davranışlarına yansıması ve davranışlarının farklı gelişimsel dönemlerde farklı şekilde oluşan bu algılamadan etkilenmesini ifade etmektedir. Psikanalist Simon Freud'un psikodinamik kuramında bireylerin genetik yapılarına dayalı çevreyi algılama biçimi ve çevresel uyaranlara karşı kendini konumlandırma durumlarını incelemiştir. Kişinin çevre ile uyumlanmasını etkileyen 3, ide, ego, süper ego, farklı yapıdan bahsetmiştir. Erik Erikson ise çocukluk yıllarının kişilik gelişiminde etkili olduğunu ancak gelişimin yaşam boyu devam bir süreç olduğunu savunarak, gelişimsel özellikleri ergenlik ve ergenlik sonrası yaşlılığa kadar genişletip, geliştirerek psikososyal gelişimi tanımlamıştır. Erikson bireyin sağlıklı bir kişilik kazanabilmesi için gelişim dönemlerinde bulunan hedefleri gerçekleştirmesi gerektiğinden bahsetmektedir. Kişilik gelişiminin tamamlanabilmesi için sosyal, kültürel ve çevresel etmenlerin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Erikson, insan yaşamını 8 önemli dönemde tanımlamıştır. Güven, güvensizlik, sıfır ila 1 yaş. Bağımsızlık, utanç ve şüphecilik, 1 ila 2 yaş. Girişkenlik, suçluluk duyma 2 ila 6 yaş. Başarı, aşağılık duygusu 6 ila 12 yaş. Kimlik kazanma, rol karmaşası 12 ila 20 yaş. Dostluk kazanma, yalnız kalma 20 ila 26 yaş. Üretkenlik, duraklama 26 ila 65 yaş. Benlik bütünlüğü, umutsuzluk 65 yaş üzeri. Erikson'un tanımladığı 8 dönemde bireylerin psikososyal gelişimini etkileyen bazı etmenler bulunmaktadır kalıtsal özellikler, anne baba ilişkisi, okul kalitesi, arkadaş ilişkileri, aile içindeki pozisyon. Biliş, bireyin bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel gelişim ise algılamaya, düşünmeye, öğrenmeye ve hatırlamaya ilişkin yeterliliklerin büyümeye paralel olarak gelişmesi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bilişsel gelişim, genetik altyapıya dayalı ancak çevre etkileşimiyle gelişen bir yapı olduğu düşünülmektedir. Bilişsel gelişim bireydeki akıl yürütme, düşünme, bellek ve dildeki değişmeleri kapsamaktadır. Piaget bilişsel gelişimle ilgili bazı temel kavramlar tanımlamıştır. Bunlar biliş, zeka, şema, özümleme, uyumsama, uyum ve örgütlemedir. Piaget'e göre her çocuğun doğuştan getirdiği bazı temel yapıları vardır. Bunlar şema oluşturma, özümseme, uyum sağlama, organize etme ve uzlaşmadır. Şema algısal bir çerçevedir. Birey o an içinde bulunduğu durumu nasıl algılıyorsa ona göre bir girişim başlatır. Örneğin, uyanan bir bebek ağlarken diğeri ağlamayabilir, bu içinde bulunduğu durumu algılama biçimiyle ilgilidir. Birey çevresini algılama, problem durumu anlama, çözüm girişimi başlatmayı şema ile yapar. Özümseme, bireyin kendisinde var olan bilişsel yapılarla, şemalarla çevresine uyumunu sağlayan bilişsel bir süreçtir. Birey karşılaştığı her yeni bir durumda kendisinde daha önce var olan bilişsel yapı içine almaya çalışır yani çevresine öncelikle kendisinde var olan bilişsel yapılarla tepkide bulunur. Oluşturulan şema var olan durum için uygun gelmemiş ise yeniden organize edilir. Örneğin, uyandığında annesi tarafından kucağa alınmayı bekleyen bebek uzun süre alınmaz ise ağlayarak yeni bir şema dener. Ağlama sonrasında hemen kucağa alınıyor ise bundan sonra uyanır uyanmaz ağlamayı başlatabilir. Şemalar sürekli olarak olgunlaşma ve yaşantı kazanma yoluyla da değişmeye uğrayıp yeniden organize edilir. Mevcut şamanın yeni durumlara, objelere, olaylara göre yeniden değiştirilmesi, biçimlendirilmesi, şekillendirilmesi sürecine uyum sağlama denir. Piaget'e göre, çocuk için her yeni durum bilişsel olarak algılanması ve işlemlenmesi gerektiğinden var olan dengenin bozulması olarak algılanır. Bozulan bu dengenin özümseme ve uyum sağlama ile dengelenmesi gerekir. Böylece keşfetme ve anlama sürecine bağlı olarak davranışlar yeniden organize edilir. Organize etme eski durumlarda kullanılan ve hala geçerli olduğu için özümsenen şemalar ile uyum sağlama amacıyla oluşturulan yeni şemaların hangi durumlar için kullanılabilir olduğunun düzenlenmesidir. Piaget'e göre bireyler doğuştan kendileri ve başkaları ile uzlaşmacı ilişkiler kuracak özelliktedir yani tüm organizmaların donanımı, en yüksek uyumunu sağlamaya yöneliktir. Bu temel çocuğun çevresinde olup bitenleri fark edip öğrenerek çevreye uyum sağlamasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, çocuğun çevreyi tanıması, öğrenmesi, uyum sağlaması için bilişsel gelişime etki eden bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler aşağıda sıralanmaktadır. Olgunlaşma, fiziksel büyümeye dayalı gelişimi ifade etmektedir yaşantı, çocuk herhangi bir nesne ya da durum ile ilgili deneyimi yok ise ona ilişkin şema oluşturamaz. Kültürel aktarım, çocuklar kendi denem yanılma girişimlerine dayalı olarak öğrenebildikleri gibi bazı bilgileri de başkalarının deneyimlerine dayalı oluşan şemaların aktarımı sayesinde öğrenebilirler. Bu nedenle kültür aktarımı, bireye yaşantı zenginliği sağlayarak bilişsel gelişimin artmasını sağlamaktadır. Dengeleme, bireyin özümleme ve düzenleme yoluyla çevresine uyum sağlayarak dinamik bir dengeye ulaşma sürecidir. Nörogelişimsel bozukluğun tanımı. Nörolojik gelişim, merkezi ve çevresel sinir sisteminin büyüme ve gelişmesine bağlı gelişen işlemleme kapasitesidir. Nörolojik gelişimin en hızlı olduğu dönemin fetus dönemi ve doğumdan sonraki ilk aylar olduğu belirtilmektedir. Nörogelişimsel bozukluk Beyin veya merkezi sinir sisteminin zarar görmesiyle ya da gelişimindeki bozukluk nedeniyle çevreye uyum sağlamada yetersizlik olarak tanımlanabilir. İnsan beyni ardışık düzenleme, sosyal düşünme, çevresel düzenleme, motor sistem, dikkat kontrolü, dil, hafıza ve yüksek düşünme biçimindeki eylemlerinin nörogelişimsel sistemlerin sağlıklı işlemesi sonucu oluşmaktadır. Nörogelişimsel bozuklukların bu sıralanan sistemlerin bir veya birden fazlasından etkilenme durumu olduğu söylenebilir. Nörogelişimsel bozukluklardan bazıları dikkat eksikliği ve hiperaktivite, epilepsi, otizm, fragil, Down sendromu ve Rett sendromu olarak sıralanabilir. Nörogelişimsel bozuklukların ortaya çıkmasına sebep olan etmenler genetik ve çevresel etmenlerin doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında etkileşimine bağlı olarak oluşum zamanına göre ele alınabilir. Aşağıda nörogelişimsel bozukluklara neden olan etmenlerden bazılar sıralanmıştır. Genetik, bireylerin oluşumunu sağlayan döllenme sırasında oluşan bir kromozom bozukluğu ya da kromozom mutasyonu nedeniyle nörogelişimsel bozukluk oluşabilir. Genetik nedenler doğum öncesinde nörogelişimsel bozukluğu oluşturan nedenlerdir. Bulaşıcı hastalıklar, annenin hamileyken bulaşıcı hastalık geçirmesi bebeğin doğumda zihinsel, işitme, görme yetersizlikleri ve kalp hastalıklarıyla doğmasına sebep olabilmektedir. Hamileliğin belli dönemlerinde ya da doğum sonrasında su çiçeği, kızamıkçık gibi hastalıkların yanı sıra sitomegalovirüs bulaşması, toksoplazma enfeksiyonu, neonatıl enfeksiyon, genital herpes enfeksiyonu ya da frengi hastalıklarının görülmesi bebekte bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Beslenme: Hamilelikte annenin doğumdan sonra da bebeğin iyi beslenmesi önemlidir. Stres: Hamilelikte annenin geçirdiği stres, aşırı heyecan ve korku bebeğin anne karnında olumsuz gelişmesine neden olabilmektedir. Zehirli maddeler: Hamilelik döneminde annenin ya da doğumdan sonra bebeğin zehirli maddelere maruz kalması bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Erken doğum: Erken doğan bebek prematüre, gelişimini tamamlamadan dünyaya geldiği için solunum ve beslenme gibi bazı problemler yaşayabildiği gibi ilerleyen dönemlerde zihinsel yetersizlik ve işitme yetersizliği gibi durumlar da gözlenebilmektedir. Bağışıklık, bağışıklığı zayıf olan bir çocuğa hastalık bulaşması ve bu hastalığın vücuda zarar vermesi daha kolay olacaktır. Nörogelişimsel bozukluklarda ortak olarak görülen bazı problemler bulunmaktadır. Bunlar sosyal gelişimde gecikme, iletişim bozukluğu, motor problemler, seslere karşı hassasiyet, uyku bozukluğu, anormal yeme alışkanlıkları, tekrarlayıcı davranışlar, nöro gelişimsel bozuklukları anlayabilmek için süt çocuğu veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkması gerekmektedir. Nöro gelişimsel bozukluklar incelendiğinde her birinin farklı özellikler göstermekle birlikte bazı ortak özelliklerinin de olduğu görülmektedir. Bunlar motor gelişim problemleri, duyusal bütünleme sıkıntıları, dil ve konuşma yetersizliği, öğrenme güçlüğü, bazı becerilerde zayıflık, davranış sorunları, ender görülen nöro gelişimsel sendromlar. Ender görülen nöro gelişimsel bozukluklardan bazıları Red sendromu, Prader-Willi sendromu, Fragile sendromu, Williams sendromu, Klinefelter sendromu, Ohtahara sendromu, CRI-Duchet sendromu ve Turner sendromudur. Red sendromu genel olarak kız çocuklarında görülen gelişimsel bir bozukluktur. İlk 6 ila 18 ay arasında normal gelişim gösterebilirler. Ancak genellikle 6 ila 30 ay arasında önemli derecede zihinsel yetersizlik, iletişim bozuklukları, takıntılı hareketler başlar yaşamlarının 6 ila 18 aylık döneminde tamamen normal ya da normale yakın gelişimsel özellikler gösterirken hızlı bir gerilemeyle daha önceden edindikleri becerileri unutmaya ve uzun bir duraksama dönemine girmeye başlarlar. Prader-Willi sendromu genetik bir hastalıktır. Prader-Willi sendromunun en belirgin özellikleri doğum öncesi dönemde azalan fetüs hareketleri, beslenme zorluğu, Erken çocuklukta gelişen obezite, hafif ve orta zihinsel yetersizlik, küçük cinsel organ, küçük el ve ayaklar, kısa boy, duygusal bozukluk, kaslarda güçsüzlük ve yetersizliktir. Prader-Willi sendromu kız ve erkek çocuklarda eşit düzeyde görülmektedir. Fragil X sendromu X kromozomunun anomalisine bağlı oluşan zihinsel yetersizliğe ve davranışsal bozukluklara yol açan nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu sendromun erkeklerde görülme sıklığı 3600'de 1 iken, kadınlarda 4000-6000'de 1'dir. Fragil X sendromlu bireylerin genel özellikleri çıkıntılı çene, iri yumurtalık, uzun ve ince yüz, uzun, yumuşak ve büyük kulaklar ve eller, derin damak, çıkıntılı alın, hafif veya ağır zihinsel yetersizlik ve büyük kafadır. Bazılarında Parkinson hastalığı görülebilmektedir. Ayrıca bu sendroma sahip kişiler tekrarlayan davranış ve konuşma, zayıf göz teması, utangaçlık ve sosyal yetersizlik gibi otizm spektrum bozukluğuna, OSB, bağlı özellikler de gösterebilmektedirler. Williams sendromu 7 Kromozomda silinme meydana gelmesi durumunda ortaya çıkan nöro gelişimsel bir bozukluktur. Hafif ve orta zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, ELF gibi, yüz şekli, büyüme bozuklukları, Kalp ve böbrek sorunları, el göz koordinasyonunda zayıflık, hiperaktivite ve inatçılık, diş bozuklukları Williams sendromlu bireylerin genel özelliklerindendir. Klinefelter sendromu yalnızca erkeklerde görülen seks kromozomu bozukluğudur. Klinefelter sendromuna sahip doğan erkek bebekler normal bebek görünümüne sahiptir. Normal gelişim gösteren bebekler gibi zamanla oturmaya, emeklemeye, yürümeye ve konuşmaya başlarlar. Ancak yaşıtlarına göre dil gelişimleri daha yavaş ilerlemektedir. Hafif zihin yetersizliği ve öğrenme güçlüğü görülebilmektedir. Motor becerilerde yetersizlik gösterdikleri ifade edilmektedir. Uzun boylu, kadınımsı göğüs, küçük testis ve penis, sakal ve bıyıkların az olması, vücut kıllanmalarının kadınımsı gözükmesi genel özelliklerindendir. Ohtahara sendromunun sebebi bilinmemekle birlikte genetik nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ohtahara sendromu yaşamın ilk yıllarında ve özellikle yeni doğan döneminde ortaya çıkan ve sık sık tekrarlayan nöbetlerle bilinen nöro gelişimsel sendromdur. Ohtahara sendromuna sahip çocuklarda motor becerilerde yetersizlik, ağır zihinsel yetersizlik, denge bozuklukları, sıklıkla nöbet geçirme, vücudun bir tarafında felç ya da güçsüzlük görülebilmektedir. Ortahara sendromuna sahip bireylerin genellikle yaşamları kısa sürelidir. CRI -E Duchet sendromu 5 Kromozomdaki bir bozukluktan kaynaklandığı bilinmektedir. CRI -E Duchet sendromuna sahip çocuklar da genel olarak yeni doğduklarında düşük doğum ağırlığına sahip oldukları, yutma ve emme problemlerinden kaynaklanan beslenme sorunları, aşırı salya, kedimi yavlaması şeklinde yüksek ve tiz sesli ağlamaları, Mikrosefali, ağır zihinsel yetersizlik, özellikle küçük yaşlarda motor becerilerde yetersizlik, beslenme sorunları, geç yürüme, hiperaktivite görülmektedir. Turner sendromu X kromozomunun yokluğu ya da X kromozomundaki yapısal bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Bu sendrom yalnızca kızlarda görülmektedir. Turner sendromlu çocukların tanılanmasında en önemli etken boy kısalığı ve büyümede duraksamadır. Ergenlik dönemini geçirmezler ve yetişkinlik döneminde büyüme hormonundaki bozukluktan dolayı hamile kalamadıkları bilinmektedir. Bu sendroma sahip çocuklarda genellikle boyunlarında kıvrımlar, eller ve ayaklarda şişme, böbrek problemleri, kilo problemleri, öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizlik görülmektedir. Ender görülen nörogelişimsel sendromlu bireylerde bakım ve rehabilitasyonu Bakıma muhtaç yetersizliği olan bireylerde birey merkezli bakım ve rehabilitasyon planlaması bireylerin hayatında büyük önem taşımaktadır. Birey merkezli bakım planının hazırlanmasının en önemli avantajı bakıma gereksinim duyan bireylerin, ailelerinin ve hizmet sağlayıcıların yaşamını kolaylaştırmak ve yapılan düzenlemelerin bireyin yetersizlik türü ve düzeyine göre yapılması olacaktır. Birey merkezli bakım ve rehabilitasyon planlamasıyla bireylerin bireysel olarak gereksinim duydukları amaçlar belirlenerek bireye özgü destek sağlanacaktır. Nörogelişimsel sendroma sahip bakıma muhtaç bireylerin aileleri ve hizmet sağlayıcıları tarafından bu bireylerin bakım ve rehabilitasyonlarını sağlanabilmesi ve onlara destek olacak aynı zamanda da birey merkezli bakım planlarında yer alabilecek pek çok düzenlemenin yapılabilmesi için öncelikle gelişimsel düzeylerinin değerlendirilmesi gerekir. Çocuklarda gelişimi incelemek için, motor, sözel olmayan iletişim yöntemi, dil ve sosyal davranışları standartize edilmiş normal verilerle karşılaştırmak gerekir. Çocuklarda gelişim değerlendirilirken birçok tarama testi kullanılmaktadır. Bu testlerde kişisel ve sosyal davranış alanı, dil alan, adaptif alan ve motor alan olmak üzere dört alan bulunmaktadır. Nörogelişimsel sendromlu bireylere bakım ve rehabilitasyon desteği veren hizmet sağlayıcılara aşağıdaki bazı öneriler verilebilir. Fiziksel becerilerde bireyler desteklenmeli. Zihinsel becerilerini desteklemek amacıyla uygun aktiviteler planlanarak bireylerin zihinsel becerilerinin gelişimi desteklenmeli. Davranış problemleri olan bireylerin bu problemleriyle nasıl başa çıkacağı planlanmalıdır. Dil ve iletişim becerilerinde yetersizliği olan bireylere alternatif ve destekleyici hizmet ya da dil ve konuşma terapistinden destek almaları sağlanabilir. Bireyin yeme alışkanlıklarını düzenleyerek yemeklerini saatinde yemesi ve sağlıklı yiyecekler tüketerek aşırı yemek yeme davranışını azaltmaları sağlanabilir. Bireylerin uykuya dalması ve uykuyu sürdürebilmesi için ses, ışık, gürültü gibi etmenler kontrol altına alınabilir tıbbi destek almaları sağlanmalı bu nedenle birey merkezli bakım planının hazırlanması önemlidir. Kişisel gereksinimlerini karşılayamayanlar için giyinme, soyunma, kişisel bakımı, tuvalet gibi ihtiyaçlarında yardım gereksinimi olabilir. Bakıma gereksinimi olan engelli bireyler 2 dersi 8. ünite özeti. Engelli bakım ve rehabilitasyonunda ekip, özel eğitimde işbirliği ve ekip çalışması. İşbirliği, amaç ve çıkarları bir olanların oluşturduğu çalışma ortaklığı olarak tanımlanmaktadır. Ortak çalışmaları belli bir süre planlı olarak sürdürecek kişilere ise ekip denmektedir. Ekip çalışmasının verimliliği, ekip üyelerinin işbirliği ve uyum içinde çalışması olarak belirtildiğine göre bu ekibin işbirliğine ilişkin bazı temel ilkelere uygun oluşturulması gerekir. İşbirliği gönüllülük esasına dayanır. İşbirliğinde eşitlik olmalıdır. İşbirliğinde ortak amaç olmalıdır. İşbirliğinde ortaya çıkacak ürünlerde ortak sorumluluk olmalıdır. İşbirliği kaynakların paylaşılmasını gerektirir. Ekip üyelerinin birbiriyle olan işbirliğine göre farklılaşan üç tür temel ekip modeli bulunmaktadır. Bu modeller, çoklu disiplinir model, disiplinler arası model ve geçişli disiplinir modeldir. Çoklu disipliner model bu modelde ekip üyeleri birbirinden bağımsız çalışır ve engelli bireye sundukları hizmetleri de birbirlerinden bağımsız yürütürler. Disiplinler arası model bu modelde ekip üyeleri engelli bireyin değerlendirilmesi ve sunulacak hizmetlerin planlanması aşamasında bir arada bulunabilirken daha sonra kendi sunacakları hizmeti bağımsız olarak yürütürler. Geçişli disipliner model bu modelde ise Ekip üyeleri birbiriyle eşgüdüm içinde çalışırlar ve birbirlerinin sorumluluklarını yerine getirecek şekilde sunulacak hizmetleri birleştirebilirler. Diğer iki modelle arasındaki en temel farklılık ekip üyeleri arasındaki bilgi ve beceri paylaşımıdır. Engelli bireylere sunulacak hizmetlerin bir ekip tarafından yürütülmesinin önemli faydalarından biri, bireyin yaşadığı güçlüklerin her ekip üyesi tarafından farklı bir bakış açısıyla değerlendirilme imkanıdır. Başarılı bir ekip çalışması için ekip üyelerinin sahip olması gereken beceriler bulunmaktadır. Bu becerilerden en temel üçü, becerilerde birbirine bağımlılık, ürünlerde birbirine bağımlılık ve yeterliliktir. Becerilerde birbirine bağımlılık, ekip üyelerinin birbirleriyle etkileşim derecesini ifade etmektedir. Ekip üyelerinin etkili iletişim kurma becerilerine sahip olması, ekip çalışmasının başarısını doğrudan etkileyecektir. Ürünlerde birbirine bağımlılık, ekip üyelerinin uzmanlıklarını aynı amaç doğrultusunda birleştirmeleridir. Ekip üyelerinin tümü hedefler konusunda fikir birliği içinde olmalıdır. Yeterlik, ekip üyelerinin engelli bireye sunacakları hizmet konusunda gerekli becerilere ve çevresel desteğe sahip olmasıdır. Ekip çalışmasının başarılı olabilmesi için, ekip üyelerinin çok iyi bir iletişim, etkileşim ve işbirliği içinde olması gereklidir ekip çalışması başlatma ve yürütmede aşağıdaki soruların sorularak yanıtlarının netleştirilmesi faydalı olacaktır. Kimlerle çalışılacak, ne tür işbirliği gerekli, işbirliğinden ne bekleniyor, işbirliği tatmin edici düzeyde mi, kurumsal etkenler işbirliğini ne kadar destekliyor, kişisel etkenler, beceriler, kültür, işbirliğini ne kadar destekliyor, İşbirliği beklenen sonuçları veriyor mu, bir ekibin 7 ile 10 arası üyesi olması idealdir, Ekibin daha kalabalık olması koordinasyon açısından zorluklara neden olabilmektedir. Ekibin fonksiyonel olması koordinatörün iyi yönetimine bağlıdır. Bu nedenle koordinatör ekip içerisinde bazı görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir. İşbirliğine dayalı ekiplerde çalışmak için yapılması gerekenler. Ekibin amacını ve her bir ekip üyesinin ekibe ne katacağını belirleyin. Her bir ekip üyesinden beklenilenleri düzenleyin. Zaman çizelgesi oluşturun. Toplantı planlandığında tutarlı olun. Toplantılar için belirli bir zaman ve süre belirleyin. Her bir toplantı için bir amaç belirleyin ve amaç gerçekleştirilene kadar bu amaca sadık kalın. İş yükünü ve sorumlulukları paylaşın. Sorumlulukları çeşitlendirerek üyelerin her zaman aynı şeyleri yapmasını engelleyin. Üyelerin istediği saatler konusunda esnek olun. Uzmanlıkları paylaşın. Ortak olan ve tek olan uzmanlıkları belirleyin. Bilgi ve becerileri paylaşın. Başladığınız işi bitirin. Yapılmasına karar verilen şeylerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edin. Başarılarınızı kutlayın ve hatalarınızı birlikte omuzlayın. İletişim kanallarını açık tutun. İşbirliğine dayalı ekipler engelli bireye hizmet sunacak bütün kişilerden oluşmalıdır. Hizmet sunacak ekip üyeleri engelli bireyin ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir ancak genel olarak bakıldığında bu üyeler bireyin kendisi, aileler, öğretmenler, engelli bireye hizmet sunacak diğer uzmanlar, dil ve konuşma terapisti, doktor, hemşire, engelli bakım elemanı, fizyoterapist, ergoterapist, diyetisyen, psikolog, odyolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, para profesyoneller ve yöneticiler olarak sıralanabilir. Ekip içinde iletişim, iletişim duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması olarak tanımlanmaktadır. En temel anlamıyla iletişim, iki ya da daha fazla kişinin karşılıklı mesaj alma ve vermesidir. İletişim mesaj, kaynak, alıcı, kanal ve geri bildirim olmak üzere beş ögeyi içerir. Kaynak, iletiyi hedefe gönderen kişi, grup, kurum ya da toplumdur. Alıcı, kaynak birimin etkilemeyi ya da davranışlarında değişiklikler oluşturmayı amaçladığı kişi veya birimdir. Mesaj, kaynaktan alıcıya gönderilen bir uyarı, düşünce, duygu ya da bilginin kaynak tarafından kodlanmış halidir. Kanal, bir mesajın kaynaktan alıcıya ulaşmasını sağlayan araçtır. Geri bildirim, alıcı tarafından kaynağa yöneltilen, kaynağın ilettiği mesaja cevap niteliğinde ortaya konulan tepkilerdir. İletişim sürecine göre iletişimin aşamaları şöyle sıralanabilir. Kaynağın mesajı göndermesi, alıcının mesajı alması, alıcının mesajı anlaması, mesajın alıcıda etki yapması, alıcının geri bildirimi sağlamasıdır. İletişimin amaçları şöyle sıralanabilir. Bilginin aktarılması ve belirsizliği gidermek, duygu, düşünce ve istekleri başkalarına aktarmak, sağlıklı iletişim ile toplumsal güveni sağlamak, insanın toplumsal rol ve sorumluluklarını yerine getirmek. Alıcıda etki ve davranış değişikliği yaratmak, insanın kendisini ve başkalarını tanımasını sağlamaktır. İyi bir iletişimde kaynağın taşıması gereken özellikler ise şunlardır. Kaynak bilgili olmalıdır. Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır. Kaynak rolüne uygun davranmalıdır. Kaynak tanınmalıdır. İletişim becerileri sözel ve sözel olmayan iletişim becerileri olarak ikiye ayrılabilir sözel olmayan iletişim becerileri, fiziksel katılım, göz teması, yüz ifadeleri ve jestler. Dinleme, sözel iletişim becerileri, ilerletici cevaplar, yorumlama, duygulara tepki verme, sorgulama, özetlemedir. Profesyoneller arasında işbirliği, disiplinler arası ekip süreci uzmanlık, iletişim ve felsefi ve psikolojik etmenler olmak üzere üç başlık altında olup alt maddeler ise şu şekildedir. Uzmanlık, tutumlar ve değerler sistemi. Teknik beceriler, kuramsal çerçeve, yetki ve görev sınırları, önceden belirlenmiş roller, uzmanlık hiyerarşisi, iletişim, kullanılan dil ile ilişkili engeller, jargonlar, kısaltmalar, paylaşılan bilgiler, sistemi ve amaçları değerlendirme, süreç toplantıları, formal, informal iletişim kanalları, felsefik ve psikolojik etmenler, liderlik stilleri, vaka yönetimi, ekip yönetimi, duygusal iklim, güven, saygı, açık sözlülük, karar verme sorumluluğu paylaşma, yönetsel öncelikler, bakım sağlayıcı personelin işbirliği, yazılı bir bakım planı bakım elemanları arasında iletişimin bir yoludur. Bu plan bireyin karşılanması gereken ihtiyaçlarını, uygulanmasına karar verilen müdahaleleri, zaman çizelgesini ve görüşme yollarını içerir. Bakım sağlayıcı personele bazı problemlerin üstesinden gelebilmeleri için şu noktalarda destek sunulabilir. Karşılıklı güven, anlayış, planlama ve işbirliği geliştirme. Bilgi ve tavsiye verme. Bakım sağlayıcın personelin ve bakım hizmeti alan bireyin endişelerini dikkatle dinleme. Seçenekleri netleştirme. Bakım sağlayıcı personelin, bakım hizmetinin neyi içerdiğini, uygulamalı detaylar ve sorumluluklarının neler olduğu, anlamasını sağlama. Duygusal destek ve geri bildirim fırsatı sunma. İşbirliğinde yaşanabilecek sorunlar ve koordinasyon ekip çalışmasının başarısını engelleyecek faktörler aşağıda sıralanmıştır. Ekip üyelerinin rollerini bilmemeleri, ailenin rolünü yerine getirmemesi, ekip üyeleri arasında rol dağılımın dengesizliği, yapılan hataların ekip üyeleri tarafından tolere edilmemesi, liderlik özelliğinin ve iletişim becerilerinin eksikliği, anlaşılır dil kullanmama ve toplantılara katılmama, ekip üyeleri arasında ortaya çıkabilecek çatışmaların çözümüne ilişkin öneriler ise şunlardır. Karşındaki kişinin bakış açısını anlamaya çalışma, aktif dinleyici olmaya çalışma, karşındaki kişinin kendisini ifade etmesine izin verme, karşındakinin görevine değil amacına odaklanma, olası çözüm yolları için yaratıcı fikirler üretmeye çalışma, ekip olarak bilime, yasalara ya da mesleki standartlara uygun nesnel ölçütler geliştirme ve üzerinde uzlaşmadır. Bu süreçte öğretmen ve sağlık hizmetleri arasındaki işbirliği, ailelerle uzman işbirliği ve para profesyonellerle işbirliği önem kazanan konular arasında yer almaktadır.